bizlerin mutluluğudur. Sigarayı bırakın, sağlıcakla kalın. Evet değerli izleyiciler, TGRT Haber ekranlarında zor sorularda sizlerle birlikteyiz. Medipol Üniversitesi ve Sabah Profesör ve Sabah Gazetesi yazarı Kerem Alkin, SETA Ekonomi Direktörü Sadık Ünay ve gazeteci Cemil Barlas'la Amerikan seçimlerini, ekonomiyi, başkanlık sistemlerini 3 değerli konukla konuşacağız ama önce Trump'la başlayalım. Cemil Barlas 5-6 aydır çıktığı her ekranda Trump'ın kesin kazanacağını söylüyordu. Hatta 10 puan fark gösterildiği zaman bile yakın buna inanmayın diyordu. Öbür Amerika var. Nixon'ın sessiz çoğunluk dediği kesimin oy verdiğini belirtiyordu. Cemil şunu anlayalım. Niye kazandı? Yani kim oy verdi? Ve niye oy verdi? Yani temel gerekçeleri ne? Bütün medyaya, iş dünyasına, STK'lara ve 59 medya kuruluşunun 57'sine rağmen Trump niye kazandı? Şimdi bir kere Trump'a kim oy verdi diye soruyorlar. İşte fakirler mi verdi, zenginler mi verdi falan. Bence böyle bir ayrım yok. Yani. Trump'a Amerikalılar oy verdi. Bir kere Amerikan milliyetçiliği, dünyada esen bir milliyetçi rüzgar var. Buna oy verdi. Şimdi biz nasıl burada üst akıldan şikayet ediyoruz? Amerika da aynı şeyden şikayet ediyor. Şimdi Trump seçim kampanyalarında falan şey söylüyor. Diyor ki biz Orta Doğu'da diyor 6 trilyon dolar harcamışız diyor. Evet. Bize bir şey girmemiş diyor. Yani bunun sonucunda diyor Amerikan devletinin bilançosunda giren bir şey yok diyor. Şimdi bakıyorsun 6 trilyon dolar harcandığı zaman hakikaten Amerikan devletinin bilançosuna girmemiş ama bu üst akıl dediğimiz silah endüstrisi, finans endüstrisi, işte terör örgütleri vesaire bu 6 trilyon onların arasında paylaşılmış. Şimdi diyor ki Trump ben bunları global şeylere kaptırmayacağım diyor. Ben Amerika'yı yeniden büyük yapacağım diyor. Biz burada büyük Türkiye istiyoruz, yeniden Türkiye güçlü olsun istiyoruz. Trump da aynı şeyi vaat etti. Ve benim Trump'ın gelişini yakalamamın sebebi aynı şeyleri bizim Türkiye'de yaşamış olmamızdı. Yani Tayyip Erdoğan örneğiyle. Benziyor mu? Aynı, yani. Birebir benziyor ve bundan sonra bence yaşayacaklarımız da çok benziyor. Peki ama Türkiye'de çok berbat bir ekonomi sistem vardı 2002'de ama Amerika'da ekonomi daha refah. Daha refah ama Amerikan standartlarının Amerika'da da berbat bir ekonomi var. Evet. Mesela işsizlik az diyorlar ama onu da söylüyor mesela iş aramayı bıraktığın zaman senin işsiz sınıfına almıyor. Şimdi mesela diyor ki işsizlik oranı %6-7 açıklanıyor ama gerçek manada baktığın zaman %25 işsizlik var Amerika'da da. Yani o orada da işleri iyi gitmiyordu. Hı hı. Bu, ama burada yani burada da nasıl milleti ıskaladı bizdeki medya muhtar bile olamaz dedi. Trump'a da aynı şey mesela bir yıl önce yaklaşık daha bu yeni cumhuriyetçi adaylar belirleniyor falan. CNN'de mi NBC'de mi büyük kanallardan bir tanesine soruyorlar kadının bir tanesine katılımcılardan. Sizce kim kazanır diyor. Trump kazanır bence diyor. Açıklanan adayların içinde Trump kazanır. Bir kahkahayı basıyorlar stüdyoda sanki. Dalga geçiyorlar. Çok yani. Acayip bir şey söylemiş gibi. Ondan sonra şimdi o toplumdaki o dalgayı ıskaladılar. Orada da ıskaladılar, burada da. Peki sana şunu sorayım. Büyük medya kuruluşları, mesela bizler New York Times, Washington Post, CNN, MSNBC, Vanity Fair, bunlara bakıyorduk. Bunlara baktığın zaman da Hillary Clinton'ın kazanacağı kesin görülüyordu. Sen nereden takip ettin de? Ya da onları yani bir yerden bir ipucu alman lazım. Ben bir kere o ana akım medyaya şöyle bir zep ederek baktım. Orada da şimdi mesela Tayyip Erdoğan geldiğinde de o sıralar ben internet yeni şey oluyordu. HaberX'te internet sitesini açtım. Ufuk Güldemir Haber Türk'ü açmıştı. Evet. Mehmet Eymür Atin diye bir site açmıştı. Bilgi Tekeli oradan kırılıyordu. Yani bu üçlü koalisyonu 28 Şubat'ın nasıl batırdığını biz anlattık orada. Çünkü o zaman da medyaya baktığın zaman diyorlardı ki üçlü koalisyon bunun alternatifi yok. Bunlar giderse batarız. Halbuki herkes batmış. Yani onu da asıl medyaya rağmen biz anlattık ve geçti. Burada da benim baktığım şey YouTube'da artık senin benim gibi bir sürü insanların kurum dışında yaptığı podcastler var. Evet. Trump'a yakın olanlar var, partiye yakın olanlar, ona yakın olan, buna yakın. Evet. Ben daha çok onları takip ederek o Amerika'daki dalgayı anlamaya çalıştım. Bir de baktım sosyal medyada Trump bir tweet atıyor, ortalık yıkılıyor. Hillary Clinton bir şey diyor, hareket yok.
Evet. Mitinglerine bakıyorsun. Hillary Clinton'da 100-150 kişi geliyor. Trump'a 30 bin kişi geliyor. Evet. Şimdi bunlara bakınca ben dedim ki geliyor bu Trump yani. Ha bundan sonrasını da söyleyeyim. Ona geçeriz. Ha, ya. O daha çünkü bunu konuşacağız. Şimdi Kerem Alkim hocam, tabii Trump bir yıldız yani, bir kumaşı var. Yani Hillary Clinton'ın o kötü imajını düzeltemediler. İşte kocası, başkası devreye girdi ama Trump, Cemil'in dediği gibi bir yıldız. Adam bir şey diyordu, yüz binler alkışlıyordu. Bu doğal bir yetenek yani, medyayı harekete geçirdi. Ama ekonomiye gelelim. Amerika'da ekonomi 2008 finans krizinden sonra, o büyük buhrandan sonra son dönemde toparlamaya girmişti. Yani Clinton'ların da özellikle kocasının 92-2000 yılları arasında Amerika'nın en refah dönemi olarak kabul edilir. Bilmiyorum, öyle genelde söylenir. Hillary Clinton'ın sizce kaybetmesine ekonominin etkisi var mıydı? Ve bu Orta Doğu politikalarında hakikaten 6 trilyon dolar boşa mı gitti? Bir kere kesinlikle boşa gitti. Artı Obama'nın önüne konmuş bir rapor var 2013'ün Nisan'ında. Sizler benden bu alanla ilgili olarak daha tecrübeli ve daha bu alanları takip eden insanlar olarak Beyaz Saray'da Oval Ofis'te önüne konan ve 10 yıllık Amerikan askeri operasyonun tam bir fiyaskoyla sonuçlandığına dair raporu biliyorsunuz. Evet. Obama'nın da Oval Ofis'te hiç ondan beklenmeyen ağır bir Amerikan küfrü ettiği, hatta o küfrü de bildiğim kadarıyla ödül sahibi bir Amerikalı siyaset köşe yazarı ifadesiyle de yazdı. Yani adam böyle bir şey söyledi, o kadar büyük bir fiyasko falan. Ama özüne baktığınızda Cemil Bey'in dediği gibi bizim tipimizdeki adamlar aslında kenar köşelerde kalmış olan makaleleri, öyle çok fazla ön planda olmayan Amerikan medyasını takip ettiğimiz zaman orada beyaz yakalı orta halli kesim ve Amerika'nın bir yönüyle bakıldığı zaman zaten kılı kırk yararak ayakta duran kesimine yönelik olarak büyük ekonomik travmayı adeta göstermediler. Oysa biz ekonomistler olarak meraklı olmamız nedeniyle hep o süreci takip ettik. Şimdi izleyicilerimiz sakın ha yanlış anlamasınlar, lan hoca ters yerlerden başladı falan filan. Yani ulan bunlar da örnek olur mu diye. Ama Amerikan yaşam kültürüne göre bunlar örnek. Beyaz yakalı orta halli kesimde çocukların piyano dersleri, bale dersleri iptal oluyor. O döneme kadar Türkiye'den marka ismi söylersek yanlış anlaşılır. Evet. Daha kalbürüstü süpermarketlerden alışveriş yapan insanlar çok daha ucuza getirebilmek için evlerinden 40-50-60-70 kilometre uzakta bir aylığına alışveriş yapacak yerlere gitmeye başlıyorlar. Araya giriyorum. Mesela Greenwich Village, New York'ta en zengin, en yüksek sosyetenin gittiği yer. Bir arabayı koyuyorlar lüks araba, bir yıldır satılmıyor. Evet. Mücevher satışları durmuş. Bir de böyle örnek bir vermek gerekirse. Çok doğru. Bu yönüyle bakıldığı zaman Amerikan orta kesiminden başlayarak daha gelir olarak mütevazi kesimdeki büyük moral bozukluğu, büyük travma, bunun üstüne gelen ve KOBİ'lerin ve işletmelerin ayakta kalabilmek için çok daha fazla müsamaha gösterdikleri kaçak göçmen meselesi, bunun Amerika'da saat başı ücretler üzerinde oluşturduğu baskı. Çünkü atıyorum adam geldiğinde zaten saat başına 4 dolara, 5 dolara çalışmaya hazır. 7,5 dolar kimseyi kesmiyor. Peki hocam şey ne, bizim bu kişi başı bir dediğimiz 40 bin 50 bin dolarlar ne peki yıllık? O şey ya, ne diyeyim size? Bizim anlayacağımız dilden söylerseniz. Şimdi büyük bizimizle hepsinin toplamını aldığınız şey, zaman öyle bir şey çıkıyor. Rockefeller, milli göreve yani şöyle, Texas'ın zaman bilmem neresinde Allah'ın unuttuğu bir kasabadaki Amerikalıyla Rockefeller'ın yaşam standardının ortalamasını alırsan 40 alırsan, bin dolar evet, çıkıyor. Doğru. Yani Türkiye'den bir zamanlar öyle bir örnekler verilmişti ama Türkiye'den evet, vermek evet istemedim. Yani o yönüyle bakıldığı zaman böyle bir realite söz konusu. Bu nedenle çok ciddi yani hizmet sektöründeki bundan önceki becerileri, işte televizyon programı yapmış olması vesaire nedeniyle Trump'ın burada çok ilginç bir şey yakaladığını anladım ben. Bir pazarlama dehası olarak çok aslında ilginç bir damar yakaladığını ne fark ettim. Ne vaat etti hocam? Yani ekonomide ne söyledi? Çok dedi ki ya düşünsene i̇şte adam dedi ki belki hani benim gönlümdeki Recep Tayyip Erdoğan'ın yeri farklı olduğu için ben izninizle hani Trump'la şey yapamam. Mukayese etmek edemem. Yani çünkü benziyorsa söylersiniz onu, hocam. Hayır onun liderlik, hayır şu anlamda söylüyorum. Tayyip Bey'in liderlik becerisi ne aşikarız. Trump'ın daha bu konuda bir beceri evet ortaya koyması lazım. Onu koyarsa karşılaştırma imkanımız olabilir. Ama şöyle bir realite var.
Trump burada açık ve net kendi vatandaşına karşı dürüst olduğu bir pazarlama kampanyası. Dedi ki ne Amerikan rüyası? Amerikan rüyası bitti dedi. Ben size gerçekten Amerikan rüyasını bir daha ayağa kaldırmak üzere sizden o istiyorum gibi şeyler söyledi. Şimdi Amerika'daki vergiyi %35'ten %15'e düşüreceğim dedi. Bu çok önemli. Amerika'daki vatandaş salak değil ki. Hakikaten o bir zamanlar Amerikan filmlerine konu olan Amerikan rüyasının bittiğinin ve çok büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunun, çoluk çocuğundan, sağlık harcamalarından büyük fedakarlık yaptığının farkında. Trump yeniden vergi indirimleri yaparak sizin üzerinizdeki vergi yükünü azaltacağım. Bu Meksika mallarından, Çin mallarından çektiğiniz kalmadı. Meksika mallarına %35, Çin mallarına %45 getiriyorum, ek vergi getiriyorum dediğinde buna oh be kardeşim sonunda benim derdime derman olabilme ihtimali olan bir başkan adayı var. Zaten belki de Cemil Bey de belki Sadık da doğrulayacaktır. Bence Cumhuriyetçi Parti'deki ukala elitistlere karşı onlar kendisini reddetmesine rağmen belki de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı başarması bile zaten bence yani ciddi manada Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın başkan adaylığının ciddiye alınmasını gerektirirdi. Tabii. Bu nasıl bir elitist, nasıl bir ayrımcılıklı bir bakış açısı ki Cumhuriyetçi Parti'de kendi aleyhine olan siyasetteki tran olmuş olan ailelerin aleyhte çalışmasına rağmen adam Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı olmuş. Evet. Sen yine de görmezlikten geliyorsun. Özetle söyleyeyim bir cümleyle. Baba Bush Hillary Clinton'a destek verdi. Bunun evet, razı var mı? Daha aynen öyle. Cumhuriyetçi Parti'nin sözcüsü dedi ki bizim baştan bazı rezervlerimiz vardı ama dedi Trump'ın tarzına karşı, bazı mesajlarına karşı sonuçta o haklı çıktı dedi. Evet. Peki yani hocam. Partiyi tarafına çekti aslında. Aynen. Mitt Romney de oy vermedi. John McCain de. Yani Cumhuriyet elitlerinin hiçbiri oy vermedi. Peki Trump'ın şimdi bir de real dünya var. Tabii bildiklerimiz her şeyi paramparça ediyor. Yani yepyeni paradigmalar ortaya çıkıyor. Eski yıkılıyor bir yanda. Şimdi Moldova'da ve Bulgaristan'da dün seçimlerde Putin yanları kazandı. Hmm. Bunlar basit ülkeler deyip geçemeyiz. Yani değil. Bulgaristan, Moldova yarın bir gün domino etkisi yapar. Trump'ın vaatlerinin gerçekleşme olasılığı var mı? Yani 35 vergiden 15. Mesela 2-3 milyon göçmeni ülkeden bir anda göndereceğim diyor. Çin'le olan anlaşmalar. Bir sürü şey var, denge var. Yani 320 milyonluk bir ülkede ve bütün dünyanın da lideri olduğunu düşünürsek yani küresel lider gibi bu vaatlerinin gerçekleşme ihtimali var. Şimdi güzel. Bununla ilgili tam ben gelirken bir şeyler karıştırmıştım. Mesela daha genel de bir şeyler söyleyeceğim ama bundan başlayayım ben. Mesela Moody's'in analitik araştırmalar bölümü bununla ilgili bir araştırma yapmış. Tam bu seçimden önce. Diyor ki işte Trump'ın ekonomik politikaları uygulanırsa bunun sonuçları ne olur? Bununla ilgili şöyle bir öngörü çıkarmışlar. Hani ilk 1-2 yıl ekonomik büyüme, çünkü kamu harcamaları artacak. İşte diyor ki 1 trilyon dolar diyor. Altyapıya harcayacağım diyor. Şimdi baktığınız zaman bir hani merkez sağ, hani neoliberal diyelim çizginin ilk halini hatırlatan, hani Ronald Reagan dönemini hatırlatan vaatler var burada. Ama vergi indirimlerini mesela nasıl tasarlayacak? Hani o %35'e 15'e indireceğim diyor ama orada belki büyük şirketler de avantaj sağlayacak, belki KOBİ'ler de avantaj sağlayacak. Yok, bir seçimde söyledi herkesin indireceğim. Herkes için. Zengin, şimdi, fakir demeden herkesin indireceğim. Şimdi orada dedi. Ben hani şunu söyleyeyim. Şimdi normalde mesela Amerikan siyasetine biz baktığımız zaman, ekonomi tarafından baktığımız zaman aslında iki tane çizgi vardır. Hani biri daha neoliberal, daha büyük şirketlerle, sermayeyle vesaire, finans kesimiyle, Wall Street'le iç içe geçen bir blok vardır. Biri de daha neo-keynezyen diyebileceğimiz, yani aslında normalde demokratların temsil ettiği ama şu an hatlar karıştı. Neo-keynezyen şu, yani ekonomide biraz daha müdahaleci, sosyal adalet, işte sosyal refah politikalarına biraz daha yatkın. Tabii Amerika'da liberal bir kültür var ama devletin ekonomide biraz daha oyuncu olduğu. Devletin ekonomide daha oyuncu olması, işte bu yatırım vesaire altyapıya biraz daha girmesine yatkın bir damar vardır Amerika'da. Ama şimdi normalde Obama seçilirken 2008'de aslında bu neo-keynezyen damardan beslenerek geldi. Yani herkes şunu bekliyordu. İşte biz global bir kriz yaşadık. Obama bir de siyahi bir başkan. Burada gelecek, orada işte kredi krizinden etkilenen oradaki orta ve alt sınıfları, siyahileri, Latinleri vesaire bunları toparlayacak. Yani güçlü bir nevi bir refah ağı kuracak. Amerika'da bu zor ama çünkü çok büyük buna bir şey var, direnç var. Özellikle iş kesiminden ve diğer kesimlerden. Bu bekleniyordu Obama'dan.
Şimdi Obama böyle bir şeyle başladı, retorikle başladı aslında. Ama iş giderek finansa kaydı. Obama yani Wall Street tarafına kaydı. 1980'ler, 90'lar Cumhuriyetçisi kesildi. Aynen öyle. Trump da tam tersine başımıza demokrat yani, kesildi diye garip bir şey oldu. Aynen yani. Şimdi şöyle bir şey oldu. Aslında demokratların ajandası diyelim, askeri harcamaları azaltmak, işte Orta Doğu'da, Afganistan'da vesaire bulunan askerleri geri çekmek, yeni savaşlar başlatmamak, buradan kazanılacak parayı hani içeri transfer etmek gibi böyle bir şeydi aslında. Ama şimdi işte Suriye'de, Irak'ta, farklı yerlerde hani bütün Libya, Yemen farklı yerleri düşünürseniz şimdi hep bu proxy vekalet savaşları üzerinden Amerika her yere müdahil olmaya başladı. Hani tamam kara askeri göndermiyor ama yani yavaş yavaş bunların askeri giderleri de artmaya başladı. Bu haliyle cumhuriyetçi, standart cumhuriyetçi politikaya daha çok benzedi aslında. Ama Trump bunun tersini vaat ediyor. Trump ben tersini vaat ediyor. Vaat edeceğim, gerekirse kendim gideceğim diyor. Onu demek istiyorum. Şimdi Trump'ın vaat ettiği normalde bize diyelim George Bush'un vaat ettiği değil. Yani standart bir cumhuriyetçi politikayı vaat etmiyor. O anlamda ben hani demokratlarla cumhuriyetçiler arasında biraz bir değiş tokuş olduğunu düşünüyorum. Yani bir takas olduğunu düşünüyorum. Şimdi Trump'ın vaat ettiği diyor ki bir, dünyada korumacılık artıyor. Yani Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya, bütün bu BRICS'ler vesaire filan çok aktörlü bir dünyaya gidiliyor. Burada işte ticaret savaşları var, kur savaşları var, Japonya vesaire herkes bir şekilde rekabet gücünü arttırmaya çalışıyor. Diyor ki biz de madem öyle dünyada böyle oynanıyor, biz de kuralına göre oynamalıyız diyor. Yani daha bir rekabet devleti. İç kalkınmayı daha çok önemsiyor. Yani Amerikan sanayini, teknolojisini vesaireyi koruyacağız diyor. İşte o anlamda ticaret politikasında Meksika'ya, Çin'e, bizimle hani sert rekabet yapabilen hangi ülkeler varsa bunlara karşı açıkça söylüyor korumacılık yapacağını. Peki bu nasıl etkiler? Sadece Amerika açısından değil yani. Bu dünya ekonomisini etkiler. Nasıl etkileyecek? Şimdi mesela az önce size bahsettiğim şeyde bu Moody's'in yaptığı araştırmada diyorlar ki kamu yatırımları bu kadar artacağına göre muhtemelen ilk 1-2 yıl bir zıplama olacaktır. Yani Amerika'nın büyüme hızını işte diyelim %2'lerden 4'lere 4.5'lara çıkarmayı vaat ediyor Trump. Hani Amerika için %4 muazzam bir büyüme tabii yani. Ve bunun dünya ekonomisine de yansımaları olacaktır. Amerika sonuçta çekecektir yani dünya ekonomisini. Ama gene bu Moody's'in şeyinde araştırmasında diyor ki bu zamanla enflasyona ve ekonomik duraklamaya sebep olabilir. Enflasyon nedeniyle Amerikan Merkez Bankası el mahkum faizleri arttırır. Faizleri arttırır. Faizler arttıkça da 2019'dan itibaren tıpış tıpış Amerika ekonomik durgunluğa girer iddiası var. İkinize birden efendim. Sizce öyle mi olur? Yani mesela Trump şöyle diyor. Diyor ki yollar berbat, köprüler berbat, altyapı berbat. Doğru. Amerika'ya gidip görenler altyapının yolların ben mesela o Boston dedikleri yerin bile insanlar görse hayal kırıklığına uğrar. New York'ta öyle, Orta Amerika'da öyle. Ve Santa Monica Belediye Başkanı Obama'yı bütçeyi Orta Doğu'ya değil bize verdi. Şu Kaliforniya'yı inşa edelim, Santa Monica'yı inşa edelim diyordu. Bunları yaptı diyelim. İç tüketimi artırdı. Bu dünyadan yani size göre Moody's böyle diyor. Evet. Ne olur? Yani biz mesela Türkiye nasıl etkilenir? Çin nasıl etkilenir? Avrupa nasıl etkilenir? Ya bu olumlu mu olur, olumsuz mu olur? Yani ben tabii süreci nasıl yöneteceğini görmemiz lazım ama ben şöyle bakıyorum. Yani o hani dünya ekonomisindeki döngüler, cycle'lar falan açısından da baktığınız zaman aslında hani zaten Fed işte faiz arttırmaya falan doğru gidiyor. Soruyu şöyle açalım mı? İzin verir misiniz? Buyuracağım. Buyurun hocam. Uygun görürseniz. Tabii. Buyurun buyurun. Bence hani burada şunu da tartışmalıyız. Trump 2013'ün ilkbaharında önüne bu askeri rapor, hani 10 yıllık fiyaskoyla sonuçlanan Afganistan-Irak operasyonu raporu konduktan sonra Amerika tarihi bir enerji politikası değişikliğine gitti. Evet. 1972'den 2013'ün ilkbaharına kadar Amerika dünyada net enerji ithalatçısıyken net enerji ihracatçısı olmaya karar verdi. 2016 başında da petrol ihracatını serbest bıraktı Amerika'dan. Şu petrol fiyatlarının ne hale geldiğini görüyoruz. Benim için belki Sadık'tan ve Cemil Bey'den duymak isteyebileceğim, sizden de hele bu konuda siz de çalışıyorsunuz, duymak isteyeceğim şu olabilir. Trump Obama'nın son döneminde değişen enerji politikasını yeniden eski haline mi getirir? Yani Amerika yeniden net enerji ithalatçısı mı olur? Amerika dolayısıyla bir enerji oyuncusu olarak piyasaya girmekten vazgeçer. Bunun en hayırlı olan tarafı dünyada petrol fiyatlarının biraz yükselmesi olur. Evet. Atıyorum petrol fiyatları 70-80 dolara gelir.
Körfez'in Rusya'nın yüzü gülmeye başlar. Adamlar bizden daha fazla ithalat yapmaya başlar. Türkiye'ye müsbet evet. yöndeki yansıması bu olur. Evet. Ama Trump da diyecekse ki global talepte artar. Ben enerji ihracatı yapmaya devam edeceğim. Petrol fiyatlarını da ezeceğim derse o bize hayırlı Trump değil. Trump petrol fiyatlarını düşüreceğini vaat ediyor. Öyle yani mi? Seçim o zaman daha çok bundan daha çok düşer mi? Yani bundan daha çok düşerse Amerika'yı da bulur. Tüketicinin daha ucuza elektrik, petrol filan bunları. Varili 30 dolar mı? 47 dolar. 47 dolar. Yani, 50-45 o arada gidip geliyor. Yani enerji şeyinden vadit. Bizde de mesela aynı şey söz. Kömürlerin kullanılsın diyor. Doğru, doğru. Yerli kömüre yükleniyoruz. Yerli ama kömüre şu da var. Hani diyor. Trump'ın bazı vaatleri arasında tutarsızlıklar da var. Yani mesela şimdi hocamın şimdi az önce söylediği senaryo. Yani eğer talebi arttıracaksa, işte büyümeyi hızlandıracaksa muhtemelen orada enerji talebinde bir artış olacaktır. Yani orada sırf o nedenden dolayı eğer petrol fiyatları biraz 70 dolarlara falan gelirse benim Türkiye olarak umudum çünkü bizim son dönemde ihracatta, turizmde yüklendiğimiz piyasalar petrolden para kazanan yerler. Trump'ın doğru. piyasayı hareketlendirme şeysi benim takip ettiğim kadarıyla. Bir kere diyor ki son dönemde diyor 70 bin tane fabrika kapandı diyor. Amerika'da. Özellikle bu Rust Belt denen orta işte Michigan'da, Pensilvanya'da vesaire oralarda. Şimdi bu 70 bin fabrikanın kapatılmasının sebebi Amerika'nın yaptığı uluslararası anlaşmaların kötü olmasına bağlıyor bir kere. Evet. Yani sen Meksika'ya diyor fabrika açacaksan diyor. Orada yaptığın arabayı ondan sonra gelip buraya vergisiz, gümrüksüz satamazsın diyor. Ben ona vergi koyacağım diyor. Dolayısıyla bir kere öyle kaçırmayacak bir. Evet. Bir ikincisi Türkiye'de yaşadığımız çok benzer bir şey yaşanacak. Nedir o? Türkiye'de de son 15 yıldır ekonominin lokomotifi inşaat. Yani bu değişmedi. Hala da inşaatta devam ediyor. Bizde çünkü göç var. Orada da Trump'ın da yolları, köprüleri bilmem neleri yapacağım dediği zaman oradan müthiş bir istihdam sağlanacak bir kere. Yani büyümenin şeysi orada enerjiden daha ziyade kamu yatırımları, bu iki şeylerle altyapı bir de vergiyi düşürecek. Şimdi bence Amerika'dan Türkiye'ye dönecek olursak bu üç şey bizim Türkiye için de şart. Hani hep benzetiyoruz Türkiye Tayyip Erdoğan gibi seçildi falan diye. Ama onun söylediklerinden de bizim uyarlayacağımız şeyler var. Şimdi sürekli vergi indirimleri geliyor mesela. Vergi indirimi değil, vergi afları geliyor. Bu afla olacak bir iş değil. Değil, evet. Verginin ciddi biçimde düşmesi lazım. Vergi rejiminin belki ciddi yani değişmesi gerekecek bizde. Çok kapsamlı bir vergi reformu. Çok kapsamlı ve basitleştirilmiş bir... Aynen. Ne öneriyorsun Cemil? Yani biraz daha... Yani şimdi tabii ne demek? Hocanın yanında kararlılık ama benim önerdiğim şöyle bir şey var. Kurumlar vergisi, gelir vergisi falan gibi vergileri hatta KDV'yi ben geri buluyorum. Çünkü devlet geliyor senin şirketine sen ne kar ettin diye bakıyor. Şimdi devletin senin şirketinin ne kar ettiğinden bir işi olmaması lazım. Devlet senin şirketine ne servis verdi? Buna nedir? Sen bir fatura kestiysen o devletin yolunu, elektriğini, suyunu kullanıyorsundur. O kestiği fatura bazında bir şey alması lazım. Yani %1-2 neyse zaten onu topladığın zaman yani o katma değer şeylerini topladığın zaman %8'lere-9'lara geliyor. Bunu yapması lazım. Yani oturup devlet gelip şirket düşün şimdi iki tane şirket var. Bir tanesi kar ediyor. Bir tanesi etmiyor. Kar eden şirket kar ettiği için cezalandırılıyor, vergi alınıyor. Evet. Kar etmeyen şirket becerememiş, verimli olmadığı için vergi vermiyor. Bence bu günümüz şartlarında doğru bir şey değil. Tabii siz daha iyi bilirsiniz onu. Estağfurullah. Peki oradan şunu sorayım. Bir şey daha bağlayacağım. Bekle, çünkü kamu harcamalarının kalitesinin de arttırılması lazım eş zamanlı olarak falan. Tabii. Burada aynı şekilde anlaşmalarında Türkiye'nin de sorun var. Yani Trump vaat ediyor ya anlaşmaları. Türkiye'de sorunlu işte mesela. Avrupa ile patlamak üzereyiz. Tabii. Evet. Ne bileyim ben bırak Avrupa'yı. Montreux, Lozan, işte Birleşmiş Milletler'le ondan bundan. Yani Türkiye'nin de ne şeyler yapıyorsa, anlaşma yaptıysa bunları yenilemesi lazım. Yani bu iki şeyde bence Amerika'yla... Gümrük Birliği'nin zaten yeniden müzakeresi devam ediyor. Hani en problemli tarafı belki şu. AB'nin üçüncü taraflarla yaptığı anlaşmalara biz otomatikman taraf oluyoruz. Bu yaptığı anlaşmalar da mesela Şili ile diyelim yapıyor veya Güney Kore ile yapıyor. Evet, bu önemli hocam. Onlar şimdi birçok alanda zaten bizim rekabet etmeye çalıştığımız ülkeler diyelim. O ne demek hocam? Mesela Şili ile diyelim ki bir şey yapıyorsa... Serbest ticaret anlaşması yapıyor. Şimdi biz hani Gümrük Birliği'nin tarafı olduğumuz için şimdi anlaşmayı biz şekillendiremiyoruz. Hani masada karar alırken biz yokuz ama karar alındıktan sonra bizi de bağlıyor. Mesela ne demek? Şili'den
bir elma alındı, muz alındı. Bizi mi mesela? Şöyle oluyor. Bize pahalı mı geliyor? Hayır, hayır. Biz gümrüklerinde olduğumuz için bize gümrüksüz gelebiliyor diyelim. Ucuz geliyor. Çilinin ürünü. Ucuz ama geliyor. Bizim ürünümüz gidemiyor oraya. Gidemiyor. Bu sefer biz ne yapmamız gerekiyor? AB'yi bizim bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Bunlar mesela kiminle gümrük birliği anlaşması yapacaksa AB olarak bizim de hemen o ülkeye gidip onlarla serbest ticaret anlaşması görüşmemiz lazım. Kuzey-Güney Kore savaşından dolayı Güney Kore'nin bize bir medyumluğu var, bir hürmeti var. Evet. O hürmete istinaden Güney Kore Avrupa Birliği ile bir serbest ticaret anlaşması yapmasına rağmen, kendisine bir baskı olmamasına rağmen ben Türkiye ile ayrıca bir müzakere götürürüm dedi. Ama mesela yaptı. Güney Afrika veya Latin Amerika ülkeleri dediler ki bana ne kardeşim. Yapmaz. Ben Avrupa Birliği ile yaptığımı bilirim. Ben ne diye ayrıca tabii. Türkiye ile oturayım? Evet. Biz de dedi ki arkadaş yani bu nasıl bir şey? Gümrük Birliği'nden dolayı biz hem şey altında kalıyoruz. Ama bu arada çünkü da hiç bize yardımcı olmuyorsunuz. Hocam söylersiniz. Evet. Mesela otomotivi düşünün, beyaz eşyayı düşünün. Türkiye'nin imalat yaptığı pek çok alanda bu ülkeler de imalat yapıyor. Mesela Güney Afrika yapıyor, Brezilya yapıyor, Şili yapıyor falan. Şimdi onlarla böyle bir ilişkiye girdiğiniz zaman birebir aynı ürün gruplarında rekabet ediyorsunuz. Evet. Adam diyor ki ben size niye açayım yani pazarımı bir şekilde rakipsek. Ama, bu peki, sıkıntılı ama burada bir şey araya gireceğim. Evet, yani dünyadaki bu rekabeti sağlamak için herhangi bir ülkenin yapacağı en önemli şey ülkesini vergi cenneti yapmak. Yani sen ne anlaşman yaparsan yap buradaki vergi ve faiz senin en temel maliyeti. O zaman hocam hocalarıma sorayım yani Kerem hocam size. Şimdi Fransa vergileri artırdı mesela. Oranın zenginleri Gerard Depardieu vardı. Evet. Fransa'ya gitti. Rusya'ya gitti. Rusya'ya gitti. Mesela vatandaşım. Yine İngiltere'de vergi, bir kısım vergiler çok arttı. Almanya'da öyle. Cemil'in dediği gibi ise o zaman Avrupa bu vergileri niye artırıyorlar? Lüks tüketimi filan. %50-60-70'e varan vergiler var. Çünkü maliye politikası ile ilgili olarak çok şükür Türkiye'nin yaşamadığı büyük bir panik yaşıyor şu anda Avrupa. Hı hı. Avrupa bu son küresel finans krizine belki de Almanya biraz söylüyordu ama Fransa'sı ve birçok ülke ciddi manada bir bütçe açığı sorunu ve ağır bir kamu borç stokuyla yakalandı. Evet. Maliye politikasında hiçbir şey yapamıyorlar. Bizim ise tam tersine maliye politikasında ciddi bir hareket alanımız var. Evet. Hani o boyutuyla bakıldığı zaman da mümkün olduğu kadar ciddi bir vergi geliri toplamak suretiyle maliye politikasını peki böyle yapınca daha çok vergi toplayabiliyorlar mı? İktisatta bunun adı zaten vergi paradoksudur. Yükseltirsen vergi oranlarını yükselterek vergi toplamaya kalkarsan tam tersine vergi gelirleri azaldığı gibi ekonomiye de perişan eder. Bir de Avrupa Birliği'nin şöyle bir şeysi var. Bir şey söyleyeyim şundan çok alakalı çünkü. Avrupa Birliği'nin maliyeti her ülkenin gayri safi milli hasılasının %2'si. Evet. Yani Avrupa Birliği kendi başına bir masraf kapısı. Bir de öyle bir şey var yani. Şimdi bunu konuşmaya devam İngiltere edelim. Sırf bu yüzden zaten Brexit'i yaptı. Evet. Şu Avrupa'yı da şimdi Amerika'nın Avrupa'yla da ilişkileri var. Kuvvetli. İngiltere ile Almanya, Fransa. Şimdi bu kesilen cezalar var. Deutsche Bank'a cezalar kesildi. Evet. Onlar ticaret savaşı aslında. İşte Apple'a bir şey kesildi. Evet. Onlar Volkswagen, Audi'ye bir şeyler yapmak istediler. McDonald's'a yaptılar falan. Hakikaten şimdi bunu biz siyaset yorumcusuyuz sizler de ama daha ekonomistiniz. Avrupa'da ekonomi iyi mi? Yani Almanya falan. Şimdi bunların büyük markaları var. Sanayileri var. Arabaları var. Biz de oradan ithal ediyoruz. Yani Almanya'da, Fransa'da, genel olarak Avusturya ekonomi iyi mi kötü mü? Ben çocukluğumdan beri bir şey diyorum. Habire yaşlanıyor bu Avrupalılar. Ben işte o bir dünya yaşa geldik. Yani hala şey yaşlanmadılar gitti. Hala ekonomi onlarda. Yani iyi mi kötüye mi gidiyor bu insanlar? Şimdi Kerem Hocam da konuşur. Ben sadece şunu söyleyeyim. Hani Avrupa'da ekonomi diye belki çok genel kategoriler üzerinden bakmamak lazım. Orada şimdi çok uluslu şirketler var. Evet. Onların kurdukları küresel ağlar var. Belli teknolojik altyapıları var. Bunların araştırma birimleri var. İşte üniversitelerle, bankalarla bağları var vesaire filan. Hani az önce bahsettiğimiz markalar vesaire. Şimdi bunlar bir şekilde kendi iş diyelim ağlarını, ilişkilerini sürdürüyorlar. Ama biz genel olarak hani o makroekonomik çevreye baktığımız zaman bir de işte orta ve alt kesimlere doğru gitmeye başladığımız zaman Avrupa'da çok ciddi bir sorun var tabii. Evet. Hani Almanya'ya baktığınız zaman Almanya'nın pek çok yerinde işte eskiden madencilik yapılan veya işte çelik fabrikalarının vesairelerinin olduğu yerlerde çok ciddi fakirlik olduğunu görüyorsunuz. Yani kentsel dönüşüm sorunları olduğunu görüyorsunuz. Sosyal sorunlar olduğunu görüyorsunuz. Ama sizin az önce söylediğiniz o büyük şirketler doğal olarak onlar global olarak bir şekilde yürüyorlar. Çünkü onların birçoğunun mesela Almanya'dan bahsederken üsleri diyelim yani ana vatanları Almanya. Zaten operasyonların çoğu global. Yani çok yerde fabrikaları var vesaireleri var. Diyelim
Amerika'da, Japonya'da, farklı yerlerde, Çin'de mesela Volkswagen'den bahsediyor. Volkswagen'in Çin'de fabrikası var, Brezilya'da fabrikası, her yerde. Yani sadece Almanya içinde olmadığı için bu da aslında tartışılan bir konu orada. Yani siz aslında çok büyük bir diyelim ekonomik diyelim gelir üretiyorsunuz ama bunun çoğu istihdam olarak farklı yerlerde gerçekleşiyor. Ve diyelim vergi olarak geriye döndüğü zaman da devlet onu bir şekilde siyasi ve ekonomik elit ve AB belli bir yerde tutuyor. Yani evet. Alt katmanlara bunun kırılımı, süzülümü olmuyor. Avrupa'daki genel problemlerden birisi bu. Burada durayım ben, hocam devam edin. Bir de tabii Trump'ın seçim zaferine benzeyen zaferlerin Avrupa'da yaşanabileceği bir trende giriyoruz. Tabii. Çünkü mesela küresel mesela finans... Bulgaristan ve Moldova küçük diye diyoruz ama mesela bir tetikleyebilir. Şimdi şöyle, küresel finans krizi başladığından bu yana Avrupa'daki ticari bankaların KOBİ'lere kullandırdıkları kredilerdeki daralma 200 milyar euroyu geçti. O ne demek olur hocam? Yani, KOBİ'ler finansa ulaşamıyor. Evet. Küresel finans krizinin öncesindeki döneme göre 200 milyar euro daha az kredi kullanmak durumunda kalmışlar. İtalya'da inanılmaz, şöyle söyleyeyim, İtalya'da taksiye bindim. Bir şekilde adam artık ekonomist olduğumu mu düşündü, ne düşündü bilmiyorum. Biraz konuştuk ettik falan filan. Bana şöyle dikiz aynasından dedi ki, Merkel dedi ki ekonomik nazi dedi. Yani direkt olarak dolayısıyla niye bence... Niye Merkel'i suçluyor? Yani çünkü oranın komik polisi o yani. Yani evet. Avrupa Merkez Bankası'nın bu krizi yönetmek konusunda geç kalmasına, ki Draghi Almanya'ya karşı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Almanya'ya rağmen Avrupa Merkez Bankası Başkanı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bütün Avrupa krizin derinleşmesi, KOBİ'lerin çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmasının en büyük müsebbibinin kesinlikle Almanya olduğunu düşünüyorlar. Ama açık ve net söyleyeyim, mesela çok enteresandır, o sizin takdirinizde tabii. Le Pen şimdi birdenbire, o hanımefendi mesela şey olmaya başladı. Dedi ki neden Fransa'da benim oy oranlarımda iktidara gelebilecek kadar bir sıçrama olmasın Trump'tan sonra. Bence aşırı Gert sağcı Winders, partiler, Hollanda'da, ciddi manadaki sağcı partiler Fransa'da. Trump'ın başarısından bir şey çıkararak bence direkt olarak Avrupa'da çok büyük sıkıntısı olan KOBİ'lere ve sıkıntı içerisinde olan orta halli kesime oynayacaklar. Yani ben oradan alayım. Trump'ın başarısı yani Avrupa'da diğer sağcı şeyleri aşırı sağ hareketleri cesaretlendirir. Şey dedi, Trump Amerika'daki eski elitleri ve düzeni yerle bir etti. CNN'e bağlanarak konuşmuştu böyle. O da tabii ümitlenmiş. Kerem Bey'in söylediği şey doğru. Yani şimdi, nasıl etkileyecek onları? Şimdi nasıl etkileyecek? Bir kere Trump dedi ki, yani seçim kampanyasında Trump Brexit plus plus'tır dedi. O ne demek? Yani Brexit'ler aynı şey. Aynı şeyim ben evet. diyor. Evet. Yani, Brexit zincirinin devamı. Aynı şeyi temsil aynı ediyorum. Aynı şeyi temsil diyor. Ediyorum yani. Demek ki bir kere Trump'ın gözünde de Avrupa Birliği çok şey yok demek. Şimdi yani bitmiş bir proje gibi. Avrupa ile Amerika'yı bir karşılaştırmak lazım burada. Şimdi Amerika'yı biliyoruz zaten. Avrupa Birliği Amerika gibi olmak üzere yaratılmış, sonradan yaratılmış bir proje. Şimdi Amerika'da sen gidiyorsun, Kaliforniya'dan New York'a 50 tane değişik devlet, hiç sınırı yok, aynı kültür, aynı dil, aynı ekonomi, müthiş bir güç. Şimdi bunu kopya edip Avrupa Birliği'ni yaptılar. Dediler ki oradan da sınırı olsun, oradan oraya falan. Aynı şey, fakat onu tutturamadılar. Yani Avrupa'da tutmadı. Şimdi dünyada esen bir milliyetçilik dalgası var. Ne oluyor? Bu globalciler bastırdıkça yerel milliyetçi şeyler harekete geçiyorlar. Şimdi Amerika'da Trump olarak şey yaptı. Türkiye'de Tayyip Erdoğan olarak çıktı karşımıza. Evet. Fakat Avrupa'da bu yoğun ırkçılık olarak çıkacak karşımıza. Yani çünkü o proje patladı. Amerika gibi tek dili yok, tek kültürü yok, tek şeysi yok. Ve yönetimi zor. Ve Avrupa Birliği öyle bir şey oldu ki yani İtalya kalmadı, Yunanistan kalmadı, İtalya kalmadı. Yok bu ülkeler. Egemenliği, hiçbir şeysi kalmadı. Bu şimdi Avrupa'da çok ciddi ırkçılık olarak esecek. Ve yani şey olarak bakacak olursak mesela diyoruz ya biz Türkiye'nin Kürt sorunu var diye. Mesela Avrupa'nın Fransız sorunu olacak. Evet. Avrupa'nın İtalyan sorunu olacak. Çünkü hepsi bakacak olursan Avrupa'nın için azınlık her biri. Şu adam Martin Schulz muydu? Ha. Evet, evet, Martin Schulz. Çok özür dilerim. Ekonomik yaptığını şöyle dönüyorum. Dön hocam. Martin Schulz. Arkadaşım. Belki haberin yoktur ama yani bir sene sonra Avrupa siyasetinde olmama ihtimalim var. Yani Türkiye ile dertleşeceğine, Türkiye'yi takacağına kafana sen biraz bir Avrupa'ya bir baksan
diye insanın... Onu hocam Avrupa şeyini konuştu. O da Dışişleri Bakanı olmayı hayal ediyor hocam. Şimdi Steinmeier Almanya Cumhurbaşkanı, olursa Schulz'un koltuğuna oynuyor. Herkes bir şey yapıyor. Ama şu, şimdi bu Çin'le mesele, bu yani Asya Pasifik diye bir şey var. İşte bu Zekeriya, Ferit Zekeriya yazıyordu. Post American World. Dünya artık Çin, Singapur, Japonya, Hindistan. Güç oraya kayıyor yani. Ben gene Sinseta'dan bizim bu Yeni Şafak yazarını gördüm bir şeyde havaalanında. Şeydeki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ndeki hocamız kimdi? Erdal Hoca. Erdal Hoca'yı gördüm Karagöl'ü. Dedi ki işte Hindistan'a, biraz Hindistan'ı anlattı. Hani bir tarafında milyarderler, bir tarafında gecekondular, yokluk. Tabii açlık içinde. Bu şimdi Amerika, Çin'le olan şeyi, ticaret işlemlerini bitirirse, anlaşmaları bitirirse... Neticede Çin Amerika'ya da üretim çok yapıyor. Aslında Amerika'ya. Tabii. Amerikan Merkez Amerikan şirketlerin hepsi orada. Evet, Amerikan ticaret fazlası finans olarak da Amerika'da. İşte Amerikan Merkez Bankası Çin'in 2 trilyon 3 trilyon dolar parası var. Nasıl etkiler? Şimdi dedi ki bitirdim bu anlaşmayı. Bitirmiyor canım öyle bir hayır, şey. Hayır mesela ya. Azalttı kaldırdı o ne anlama geliyor? Öyle bir şey yok. Şimdi şöyle hani ticaret savaşları. Şey, Transpasifik anlaşma. Evet. Transpasifik. TPP'yi evet bitireceğim diyor. NAFTA'yı da bitireceğim diyor. İşte onlar, bunlar şimdi şöyle hani burada bu tabii küresel düzenin sarsılması demek. Şu anki, çıkarır mı? Şöyle çıkarır tabii. Yani bu dediğini tamamen yaparsa çıkarır ama hani ne kadar yapacak, onu ne kadar bir hızla yapacak onu göreceğiz. Şimdi şöyle bir iş var. Yani bu daha önceden tartışılan bir şeydi. Amerikan şirketleri genelde diyelim imalat sanayi ile ilgili yatırımlarını Çin'de yapıyorlar. Maliyetler düşük. İşte Çin'de de artmaya başladı ama yani uzun süre böyle yürüdü bu. Oradaki maliyet avantajını kullanıyorlar. Orada ama üretilen ucuz ürünler genelde gene Amerikan piyasasına dönüp Amerika'da tüketildiği için tüketici ucuza tüketiyor. Bu bir refah artışı yaratıyor filan. Şey böyleydi yani hikaye. Bunun kurulumu böyleydi. Ama şimdi ticaret savaşları üzerinden hani kritik sektörler, stratejik sektörler işte imalatı güçlendirelim vesaire. Aslında Obama bunu çok dillendirmeden yapmaya başlamıştı. Yani Obama döneminde. Büyüme Amerika'da var, 3, 2, 3, var. Ama Amerika'da mi? Şöyle mesela otomotivden tutun pek çok farklı alanda Amerika'da tekrardan imalat sanayi üretimi yapılmaya başlandı. Hani önceden şirketlerin çıktığı pek çok alana yavaş yavaş girdiler ama bunun hızı yani bu seçimde aslında tepki o özellikle orta ve alt sınıflar yeteri kadar hızlı toparlanamadı. Hani küresel krizden çok acı çektiler. 2008'in krizini o travmayı bir türlü atlatamadılar. Asıl hani bu az önce söylediğimiz o Rust Belt denen hani orta özellikle Amerika'daki imalat sanayi ve onlar üzerindeki mavi yakalılar genelde böyle bir öfke patlaması yaşadılar yani. Biraz da milliyetçilik girdi bunun içine filan. Şimdi Çin'le olan konu çok hassas bir konu. Hani eğer burada mesela %45 gibi diyelim ben bir vergi koyacağım Çin'den gelen ürünlere diyorsa evet. Bu şu demektir Amerikan şirketlerine oradaki yatırımlarınızı alın buraya getirin demektir. Onlar getirirse muhtemelen maliyetler yükselecektir. Hani Çin'deki aynı maliyete Amerika'da üretemezler. Apple'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde sebep olduğu istihdam 45 bin kişi. Hı. Asya'da sebep olduğu istihdam 1 milyon kişi. Mesela. Bir fabrikasında 400 bin kişi çalışıyor. Evet. Ha, şimdi ama Apple diyelim şey yazar Apple'ların hep Apple konuşuyoruz ama arkasında şey yazar. Designed in California işte manufactured in China yazar. Şimdi tamam tasarımı yapıyorsunuz ama eğer imalatı Amerika'da yaparsanız. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor ona bir dönmemiz lazım sonra tekrar döneceğiz. Çok önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Bugün 14 televizyonuyla, 16 radyo kanalıyla, 5 dergisiyle, 41 dil ve lehçede yapılan internet yayınlarıyla, 13 ülkedeki temsilcilikleriyle, TRT dünyanın sayılı medya kuruluşları arasında yer alıyor. Ben arkasına böyle bir birikimi ve gücü olan TRT World'ün sloganında ifade edildiği gibi gerçekten de Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olacağına inanıyorum. TRT World'ün yeni bir dil ile hikayeyi yeniden anlatmak, mikrofonu konuşturulmayanlara uzatmak, kamerayı görülmeyenlere çevirmek hedefini de son derece kıymetli buluyorum. Uluslararası medyanın büyük ölçüde birbirine benzediği sunucular ve kanallar farklılaşsa da haberin kurgusunun ve
dilinin tek düze hale geldiği bir dönemde böyle bir misyonla ortaya çıkmak takdire şayandır. İddia sahibi olmak, zorlukları göğüslemeyi daha başından kabul etmek demektir. İddia sahibi bir kurum, statükonun borazanı olmayı reddeden, değişimin öncüsü olmaya namzet kurum demektir. TRT World'ün aralarında dünya çapında üne sahip 36 farklı ülkeden gazetecilerin yer aldığı deneyimli kadrosuyla bu misyonu yerine getirecek donanıma fazlasıyla sahip olduğunu görüyorum ve şimdiden başarılar diliyorum. Bu projenin hayata geçmesinde katkısı olan genel müdüründen muhabirine, teknik elemanlarına kadar tüm TRT çalışanlarını tebrik ediyorum. Sevgili dostlar, Türkiye tarih boyunca çağ açıp çağ kapatan hadiselerin yaşandığı dünya siyasetine yön vermiş, medeniyetlere beşiklik etmiş bir coğrafyada yaşıyor. Bugün de aynı şekilde dünya siyasetini, ticari ve ekonomik hayatını etkileyen önemli olaylar Türkiye'nin çevresinde yaşanıyor. Suriye, Irak, Yemen, Ukrayna gibi çatışma alanları, Kafkaslar, Balkanlar, Kuzey Afrika gibi potansiyel kriz bölgeleriyle güçlü bağlara, köklü bağlantılara sahibiz. Orta Doğu'dan Asya'ya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya kadar birçok yerde akrabalarımız, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız var. Tarihi, kültürel ve coğrafi bakımdan bu derece güçlü derinliğe sahip bir ülkenin etrafında yaşanan hadiselere kayıtsız kalması, gözünü kapatması, sırtını dönmesi mümkün değildir. Türkiye 2002'den beri dış politikasını bu gerçeğin idrakinde olarak şekillendiriyor, adımlarını da bu çerçevede atıyor. Şüphesiz ülkemizin son 14 yılda yaşadığı sessiz devrimin en görünür olduğu alanların başında dış politika geliyor. Burada şunu açık ve net olarak ifade etmek isterim. Türkiye bizim dönemimizde dış politika tasavvurunda ciddi bir paradigma değişikliğine gitmiştir. Bugün Türk dış politikasının ana ekseni insani değerler, bunun yanında milli çıkarların tam uyumu üzerine kuruludur. Ne ülkemizin menfaatlerinden ne de bizi biz kılan insani ve vicdani değerlerden asla taviz vermedik, vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Hakkı ve adaleti merkeze alan bir anlayışla küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne müsbet katkılarda bulunuyoruz. Mazlumun ve mağdurun inancına, kökenine, rengine bakmadığımız gibi zalimin de kimliğini dikkate almıyoruz. Mevlana Hazretleri'nin pergel benzetmesinde olduğu gibi bir ayağımızı Türkiye'ye ve milletimizin hassasiyetlerine sabitliyor, diğeriyle de küresel barış ve huzura katkıda bulunmaya, çatışmaların, gerilimlerin önüne geçmeye çalışıyoruz. Yaptığımız budur. Bölgemiz huzura ermeden Türkiye'nin huzurunun olamayacağını gayet iyi biliyoruz. Dünyanın bir tarafı az önce ekranda izledik. Kan revan içindeyken küresel barış iddiasının ancak bir ham hayal olduğunun farkındayız. Somali'nin açlık sorunu çözülmeden, Orta Afrika'da iç savaş bitmeden, Asya'da istikrar sağlanmadan, Avrupa'nın
refah içinde yaşayamayacağını gayet iyi biliyoruz, gayet iyi görüyoruz. Kendimizi aldatmayalım. Medeniyetler arası çatışma teorilerinin tedavüle sürüldüğü 11 Eylül sonrasının kesif atmosferinde Birleşmiş Milletler çatısı altında İspanya ile başlattığımız Medeniyetler İttifakı girişiminin arkasındaki sebep işte budur. Aynı şekilde Finlandiya ile eş başkanlığını yaptığımız barış için arabuluculuk girişiminin gerisinde de bu anlayış vardır. Suriye'den Irak'a, Libya'dan Yemen'e kadar sulhun, barışın, istikrarın hakim olması, kardeşlerimizin sükun bulması için gece gündüz gayret göstermemizin gayesi de budur. Dünya beşten büyüktür derken de Gazze sahili uçurtma uçuran, top oynayan çocuklara mezar olmasın diye haykırırken de meseleye tamamen insan ve adalet odaklı baktık. Öyle bakıyoruz. Kudüs'ü sadece kendi inancımızın bir gereği olarak değil, diğer inançlara olan saygımız dolayısıyla da savunuyoruz. Sadece diplomatlarımızda değil, sivil toplum kuruluşlarımızda da, AFAD'ımızda, TİKA'mızda, Kızılay'ımızda, Anadolu Ajansımızda, askerimiz, polisimiz de kardeşlerimizin yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Bütün bunları da yalnızca inancımızın, insanlığımızın, bu topraklarda tevarüs ettiğimiz kadim değerlerimizin bir gereği olarak yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, eskiler marifet iltifata tabidir demişler. Şüphesiz yapılanlar kadar yapılanların hakkıyla anlatılması da önemlidir. Biz bu konuda maalesef uzun yıllardır çok sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye'nin uluslararası alandaki başarıları, ülke içinde yaşadığı büyük değişim ne yazık ki dışarıya yeterince anlatılamıyor. Hatta çoğu zaman başarılarımız yok sayılıyor. Ülkemizde meydana gelen hadiseler tamamen çarpıtılarak olduğundan farklı bir şekilde gösteriliyor. Medya organları vasıtasıyla oluşturulan algı hakikatin önüne geçiyor. Son 3 yılda Türkiye'nin yaşadığı birçok olayda bu acı gerçeği defaatle tecrübe ettik. Gezi olayları sırasında uluslararası basın yayın kuruluşlarının nasıl bir dil kullandığını, adeta olayları provoke etmek için nasıl yanlı davrandıklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Küresel medya kuruluşları İstanbul'da ve Ankara'da sokakları yağmalayan, önlerine gelen her şeyi yakıp yıkan, molotof ve hatta silahla polisimize saldıran, işte son olarak kaymakamımızı, evet, Derik'te şehit eden vandalların, alçakların kahramanlaştırılması başta olmak üzere ne kadar ilkesizlik varsa yapmaktan çekinmediler. Ama benzer olaylar birkaç ay sonra Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da olunca hepsi de üç maymunu oynadılar. Çünkü cibiliyetlerinde o var. Alman veya Amerikan polisinin göstericileri yerlerde sürüklemesi, taşkınlıklara en sert şekilde müdahale etmesi hiçbir zaman polis şiddeti olarak tanımlanmadı. Sokakları işgal edenlere cici ve zeki çocuklar güzellemesi de yapılmadı. Olaylar kesintisiz bir şekilde canlı olarak da verilmedi. Öte yandan Mısır'da demokrasi katledilirken darbeyle %52 ile gelmiş bir cumhurbaşkanı veya başkan indirilirken binlerce insan sırf iradelerine sahip çıktıkları için
meydanlarda öldürülürken bu medya organları sırra kadem basmışlardı. Hatta bunların önemli bir kısmı daha sonra darbeyi meşrulaştıracak yayın politikası izlemekten de geri durmadılar. DAEŞ'e karşı en büyük mücadeleyi veren yüzlerce vatandaşını örgütün kanlı eylemlerinde kaybeden ülkemiz yine bu medya kuruluşları tarafından kara propagandanın hedefi oldu. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşadıklarımız Türkiye'ye yönelik çifte standardın artık ayyuka çıktığı en çarpıcı örnektir. Bu süreçte gördüklerimiz, okuduklarımız, izlediklerimiz bize kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. Yıllardır her fırsatta bize demokrasi ve özgürlük dersi verenler 7'den 70'e milletimizin tamamının seferber olduğu 248 şehit 2193 gazi pahasına yazdığı demokrasi destanını adeta görmezden geldiler. Diyorum ki kimse bize parmak sallamasın. Kimse bize el kol hareketi yapmasın. Bu millet kendi kaderini tayin etme iktidarına sahiptir, bu böyle bilinsin. O gece sadece içinde bulunduğumuz şu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde tedavisi devam ederken birkaç gün önce Hakk'ın rahmetine kavuşan bir kardeşimizle birlikte 30 vatandaşımız darbeciler tarafından şehit edildi. Ve yine bu çevrede 36 kardeşimiz de yaralandı. Darbe girişiminin başarılı olmasını umut eden birçok basın yayın kuruluşunun 16 Temmuz sabahı nasıl bir sükutu hayale uğradıklarını hep birlikte gördük. Daha da ötesi, darbecileri Türkiye'nin son umudu olarak gören yazarlar, yorumcular vardı. PKK ve FETÖ sempatizanlığı Batı medyasında zaten alıp başını gitti. İstiklallerine ve istikballerine canları pahasına sahip çıkan bir milleti koyun diyerek, vahşi sürüler diyerek aşağılamaya cüret eden sözde gazeteciler gördük. Hatta 7 Ağustos'ta Yeni Kapı Meydanı'nı dolduran 5 milyon kişiyi iktidar muhalifi gibi takdim eden sahtekar medya mensupları bile çıktı. Velhasıl son 4 ayda her türlü ilkesizliği, riyakarlığı, ahlaksızlığı gördük, yaşadık. Şundan emin olun. Şayet o gece darbe teşebbüsü başarılı olsaydı, bugün demokrasi ve özgürlük havarisi kesilen uluslararası medya kamerasını, kalemini darbeyi meşrulaştırmak için seferber edecekti. Bugün bizi basın özgürlüğü üzerinden eleştirenler, terör yardakçılarını bağırlarına basanlar böyle bir durumda ekranlarını ve sayfalarını cuntacıların emrine vereceklerdi. Geçmişte bunu yaptılar zaten. Tıpkı Mısır'da olduğu gibi eli kanlı darbeci katiller demokrasi kahramanı gibi yansıtılacaktı. Ama başarılı olamadılar. Hazırlanan manşetler boşa gitti. Manşetler hazırdı. Ama hepsi boşa gitti. Darbeyi meşrulaştırmaya yönelik tüm argümanlar çöktü. O gece uluslararası medyada ve aynı zihniyetle yayın yapan ülkemiz televizyonlarındaki bazı gazetecilerin yüzlerini bir hatırlayın. Hepsi de darbenin başarısız olmasının getirdiği derin bir hayal kırıklığı ve hatta kızgınlık içindeydi. Kıymetli kardeşlerim, elbette madalyonun bir de diğer yüzü vardı. Ülkemiz ve demokrasimiz adına kaydettiğimiz
Bu başarı da yerli ve milli çizgide yayın yapan medya kuruluşlarımızın elbette en başta TRT'nin çok önemli bir payı vardır. Özellikle TRT World'ün o gece darbeciler tarafından hedef alınmasını, ele geçirilmeye çalışılmasını ben son derece manidar buluyorum. Darbeciler şayet TRT World'ün sesini tamamen kesebilseydiler, Türkiye'nin dünyaya yayın yapan tek İngilizce kanalını da durdurmuş olacaklardı. Fakat muvaffak olamadılar. Yine TürkSat'ı ele geçirerek televizyon ekranlarını tamamen karartma planları da o gece başarısızlığa uğradı. Özel medya kuruluşlarımızın çoğu demokrasi ve hukuk adına gerçekten örnek gösterilecek bir tavır sergilediler. Onlara 4 ay sonra da olsa başta teşekkür etmiştim, şimdi yine teşekkür ediyorum. Milletimiz, medyamız, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, polisimiz, üniformasına ihanet etmeyen askerlerimiz o gece yekvücud oldu ve tüm Türkiye'yi darbecilere dar etti. Şimdi önümüzde yeni ve kritik bir dönem bulunuyor. O gece FETÖ'cü teröristlerin başarılı olması için dua edenler, ülkemizi karalama, yeni Türkiye'nin önünü kesme çabalarından vazgeçmediler. Şunu hatırlatayım, vazgeçmeyecekler. Bu kesimler milletimizi 2023 hedeflerinden alıkoymak ve özgüvenini törpülemek için ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. Bakınız, benim çok sevdiğim bir Afrika atasözü var. Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız. Onun için aslanlar kendi hikayelerini yazmaya devam edecekler. Az önce Diriliş'in yönetici ve kadrosunu onu söyledim. Onların o şekilde yorum yapmalarına, değerlendirmelerine hiç kafanızı takmayın. Yola devam edin. Bu millet sizi bağrına basmış. Onlar bassa ne yazar, basmasa ne yazar. Ona bakalım. Onların orada verilecek şekli bir ödülü önemli değil. Asıl önemli olan şu milletin gönlünü siz kazandınız ya. İşte asıl mükafat, asıl ödül bu. Mesele budur. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış meğer diyoruz ya. Mesele bu. Onun için biz de sizlere alkışlıyoruz. Benim torunlarım bile ya, bırakamıyorlar. Tamamını izlemek yetmiyor. Bir de özetini izliyorlar. Bu denli artık gönülleri fethetmiş bir dizi bu. Sıradan değil. Ama onlar beyefendi izleyememiş. Fırsat bulursa izleyecekmiş. Kardeşlerim, başkalarının bizi anlamasını ve hakkıyla anlatmasını beklemenin boş bir çaba olduğunu artık biz çok iyi biliyoruz. Bu çerçevede tüm görüntülü ve yazılı medya kuruluşlarımıza, bilhassa da TRT World'e çok önemli görevler düşüyor. Biz TRT World'den devletin resmi bülteni olmasını asla beklemiyoruz. Böyle bir şey istemiyoruz. Bilakis bu güzide kanalımızdan ülkemizin ve milletimizin gerçeklerini en iyi haberciliği, en iyi televizyonculuğu yaparak dünyayı anlatmasını bekliyoruz.
Ben bu akşam mutluyum. Zira şu kongre merkezimiz, yarı opera binamız aslında bu akşam önemli bir adımı attı. İnşallah şu şehitlerimizin şöyle biraz durağan hale gelmesiyle burada çok daha farklı programlarla mesajlarımız çok daha güçlü, çok daha zengin olacak. Çünkü bu sahne gerçekten daha henüz görevini tam yapmış değil. Görevini de tam yapacağı günler yakındır diye inanıyorum. TRT World'ün kameralarının vizörünü güce ve güçlüğe değil, mazlumlara, ezilenlere, hikayesini anlatacak birini arayanlara odaklamasını arzu ediyoruz. Bu kanalımızı zalimlerin propaganda bülteni değil, mazlumların gür sesi olarak görmek istiyoruz. TRT bugüne kadar diğer medya kuruluşlarımız içinde gerçekten büyük bir okul oldu. Sunucularıyla, habercileriyle, teknik personeliyle TRT kadroları her zaman el üstünde tutuldu. İnşallah TRT World'de İngilizce yayın alanında Türkiye ile birlikte tüm dost ülkelerin insan kaynağı haline dönüşecektir, ben buna inanıyorum. Kanal çalışanlarının her birinin ülkemizin dış dünyaya açılan yüzü olduğunun bilinciyle, taşıdığı ağır sorumluluğun şuuruyla hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Sizlere yakışan dünyada ses getirecek, medyadaki statükoya meydan okuyacak, yayıncılık alanında yeni bir çizgi oluşturacak kaliteli, nitelikli projeler hayata geçirmektir. Ve bu kadro bunu gerçekleştirecektir. Ben bu düşüncelerle bir kez daha TRT World'ün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu uzun ama çok önemli yolculuklarında tüm ekibe başarılar diliyorum. Emeği geçen arkadaşlarımızı tekrar gerek Başbakan Yardımcımız, Genel Müdüründen Genel Müdür Yardımcısına ve aşağıdaki tüm ekibine, Anadolu Ajansı'na hepsine şükranlarımı şahsım, milletim adına tekrar ifade ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kalın sağlıcakla diyorum. Andrew, come on. Evet değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanımız Erdoğan TRT World'un açılışında konuştu. Biz ekonomik konuları konuşmaya devam edelim. Avrupa zorda, bunları konuştuk. Şimdi bu başkanlık gelirse ne olur, onları konuşacağız Amerika'ya. Ama şeyle devam edelim, açık da konuşalım. Evet. Türkiye'de de bir ekonomik meseleler var. Ekonomi durağan diyen var, nakit yok diyen var, bazı sektörler kötü diyen var ya da ekonomi büyüyor ama işte bankacılık çok yer etti diyor. Sadık Hocam sizinle başlayalım. Türkiye'de ekonomi şu an nasıl? Şimdi ekonomide tabii şöyle diyelim, hani ekonomiyi etkileyen aslında hem küresel bazı faktörler var hem de bizim içimizde yaşadığımız bazı faktörler var. İşte güvenlik riskleri vesaire. Bu jeopolitik riskler diye bizim genelde tabir ettiğimiz çok şey yaşadı Türkiye. Aslında bakarsanız 2013-14'ten bu yana çok badire atlattık. Tabii bunların yansımaları oluyor. Ama şöyle bakalım. Yani bu Fed'in faiz arttırma süreci ve bunun aslında hani doların eve dönüşü gibi tabir edebileceğimiz bir akım yaratması aslında gelişmekte olan dünyanın hepsinde, özellikle kur üzerinden konuşacaksak, çünkü Türkiye'de genelde ekonomiye genelde kur seviyesi ve dolar üzerinden bakılır genelde. Hani dolar yükseldiği zaman hemen bir moral bozulmaya başlar. Aynen. Çünkü bizim geçmişteki hikayelerimizde ekonomik finansal krizlerde genelde hep bir doların böyle fırlaması, devalüasyon vesaire, o şeyler vardır, hatıralar vardır. Yani şu an şunu söylemek lazım. Hani sorulan şeyler hep bir kriz dinamiği mi var, bir krize mi gidiyoruz? Hayır. Ama bizim istediğimiz performans, hani görmek istediğimiz performans bu mudur? Bu da değil tabii. Yani evet. Türkiye... Normalde bizim çünkü kendimize büyüme çıtası olarak çektiğimiz çıta %5 civarında. Hani bizim en azından istihdam düzeyini muhafaza etmek için, hani işsizliği belli bir yerde tutmak için, işte genç işsizliğini vesaireyi belli bir seviyede tutmak için %5 gibi bir seviyeye mutlaka kendimizi çekme isteğimiz var. Ama bir,
dünyada genel olarak bir durgunluk var. Yani dünya ekonomisi yavaşladı. Bu anlamda gelişmekte olan ülkelerin çoğunda da bu ekonomik büyüme üzerindeki baskılar hissediliyor. Ve dediğim gibi şu an mesela Aralık ayında büyük ihtimalle işte Fed'in faiz arttıracağı ve ondan sonra belki Trump'la beraber de belki daha yüksek faiz ve belki Amerika'dan kaynaklanan bir enflasyon ortamına doğru gidileceği varsayılıyor. Evet. Şimdi bu hani Türkiye ekonomisi üzerinde bu küresel taraftan gelen bir baskı var ama biz kendimize bakalım. Kendimizde ben şöyle görüyorum, yani bizdeki genel ekonomiye yaklaşımın bu ekonomi yönetimi üzerinden de konuşabiliriz bunu. Açıkçası ben yani işin finansal istikrar tarafında veya bankacılık, finans sektörü vesaire onların yönetişimi ve buradan gelen diyelim bir krizin muhtemel diyelim önlenmesi anlamında çok defansif olduğunu görüyorum. Ama işin kalkınma tarafında yani sanayi, üretim, teknoloji, işte üniversitelerle bağlantılar kurulması veya işte teknoloji transferleri yapılması vesaire. Şimdi o alana girme konusunda bence daha hızlı olmamız lazım. Enerji tarafı mesela. Enerjide Türkiye önemli adımlar atmaya başladı bu arada. Yani bu Dünya Enerji Kongresi'nde de gündeme gelen. Yani hem konvansiyonel enerjiyle ilgili işte boru hatları vesaireler üzerinden hem de yenilenebilir enerji üzerinden. Hani reel ekonominin o tarafında bence iyi gidiyoruz. Yani hız olarak bence iyi durumdayız orada. Ama işin imalat sektörünü, KOBİ'leri vesaireyi canlandıracak tarafta zaten hükümet ardı ardına hani paketler açıklıyor. Bu işin hem Doğu Güneydoğu Anadolu tarafı var. Yani o bölgesel canlanmayı evet. sağlamamız lazım. Çünkü hani ekonomik büyümeden bahsederken şimdi hendekler kazıldı bir anlamda. Savaş ortamına döndü orası. Yani orayı bizim tekrardan bir ulusal ekonominin içine aktif olarak katmamız lazım. Yani oranın üreten, insanların gittiği, geldiği, yatırımların yapıldığı bir bölge haline getirmemiz lazım. Bu bir taraftan hani ekonomik büyümeye de katkısı olacaktır bu yeni yatırımların. Ama fiziki yatırımlar, istihdam, işte eğitim, insan kaynağının geliştirilmesi vesaire hani buralara sanki daha fazla ağırlık veren bir yapıya doğru kaymamız gerekecek diye düşünüyorum. Evet. Hocam siz ne diyeceksiniz Türk ekonomisi diye? Bu Trump'ın ekonomik hamleleri hızlanırsa iç piyasada bu bizi de yani Orta Doğu'yu ve bizi Avrupa'yı da olumlu etkiler mi? Öncelikle bir kere 2008'de uluslararası para fonuyla biz şeyi bitirdik, standby'ı bitirdik. Fakat açıkçası söylemek gerekirse Türk ekonomi yönetiminin genel algısı üzerinde uluslararası para fonuyla standby anlaşmalarının yürütüldüğü dönemden kalan tortular çabuk ortadan kalkmadı. Ve dolayısıyla da sürekli olarak cari açık meselesi enflasyonla ilgili olarak hep yani bu hep bu uluslararası para fonunun meselesi zaten. Hep cari açık Türkiye için çok büyük risk. Evet. Enflasyon çok büyük tehlike vesaire. Faiz dışı fazla meselesi vardır sürekli. Örnek vermek gerekirse pek çok gerekçeye bağlı olarak Türkiye cari açığını finanse edebiliyordu. Enflasyon dünya ekonomisinde öncelikli konu olmaktan çıkmıştı. Biz o sarmalda kaldık. O sarmalda kalmamızın Türkiye açısından bence çok çok tatsız bir sonucu oldu. Cari açığı ve enflasyonu belirli bir potada tutabilmek için 1 Şubat 2014'ten geçerli olmak üzere ekonomi yönetimimiz o dönemde benim çok çırpındığım, evet. yapılmaması gerekmesi anlamında çok çırpındığım bir dizi makro ihtiyati tedbir aldı. Nedir hocam? Yani? Bu makro ihtiyati tedbirler frene basın kredi, yani. Kredi kartlarının da 9 taksitle sınırlanma, bazı mal ve hizmetlerde taksitlendirmenin kaldırılması, ihtiyaç kredilerinde, otomobil kredilerinde en az 12 ay olmak üzere kredi taksit sayılarının azaltılması gibi sonuçlar. Ben o dönemde diyordum ki arkadaş Türkiye'de KOBİ'lerin ve bireysel olarak vatandaşımızın kendini finanse ettiği bir modeli var. Adamı sen 10 sene Türkiye'de vatandaş olarak kredi kartı taksitlendirmesinde, bireysel kredi kullanımında, otomobil ve gayrimenkul kredisi kullanımında bir modeli alıştırıyorsun. Şimdi bu modeli böyle cart diye kesemezsin. Yani cari açıkla enflasyonu kontrol altında tutacağım diye. Biz bunu yaptık. Ne yaptık biliyor musunuz? KOBİ'lerimizin ve vatandaşımızın finansal matematiğinde, yani adamın evini geçindirme, şirketini esnaf olarak, tüccar olarak geçindirmede alıştığı bir finansman modeline 1/3 tırpan attık. 1/3 tırpan ağır bir yük. Evet. Ağır bir travma. Bu ağır travmanın şu anda bedelini ödüyoruz. Evet. Ben o dönemde. Şimdi ne oldu? Peki o tırpan atılmasaydı kredi kartları, borçları büyüyüp başka bir patlamaya yol açmaz mıydı bu? Onun için alındı gibi geldi bana o dönemde. Yani niyet oydu. Şöyle, o dönemde güzel bir noktaya değindiniz Cemil Bey. Benim o dönemde önerdiğim şuydu. Alıştıra alıştıra geçelim. Yani 1/3 daraltmayalım. İlk yıl için
vatandaşın ve KOBİ'lerin elindeki imkanı %10, ikinci yıl için %20, üçüncü yıl için %30. Yani adam adım adım artık başka kendini adapte etsin. Başka bir form. Araba gazlarken bir yandan el freni çekildi, böyle bir acayip yani, bir durum hani, oldu. Yani şöyle gazlarken şöyle frene basmamız yetmezmiş gibi bir de el frenini çektik, o at diye kazıkladı ekonomi. Evet. Yani ekonomi kazıklayınca bunun bedeli bu şekilde oldu. Şimdi tekrar hızı da birden kazanamıyorsunuz. Türk yani, ekonomisi evet. Bitirmek için şu Amerika'daki Trump'a eleştiriler. Yani dolayısıyla çok büyük Türkiye olacak. Ekonomisi de şu anda o dönemdeki çok tedbirlerin büyük. Çok şöyle benim kendi hesabıma ya göre olması gereken bu mu biraz düşebilir 2015'in Temmuz ortasıyla Eylül sonu arasındaki kur hareketinin ortalamasını o tarihten itibaren biriken 1,08'lik enflasyonla yani %8'lik enflasyonu hesap edersek şu anda kurun 3,18'de 3,22 lira arasında zaten olması gerekiyor. Dolar euro ikisi için. Evet, olması gerekiyor lafıma bazı arkadaşlarım, meslektaşlarım sen tarihi hatalar içerisindesin gibi yaklaşabilirler. Ben çok basit bir matematikten bahsediyorum. Enflasyon, çünkü kuru belirleyen arz taleptir. Yani evet. ille 3.18, 3.22 olması şart değil. Şu anda çok değişik gerekçelerle, çok değişik arz talep dengesiyle evet. kur 2.98 lira da olabilirdi. Tabii. Ama matematiksel olarak baktığında eğer Türk lirası enflasyon nedeniyle değer kaybediyorsa aynı ölçüde yabancı paralar karşısında da değer kaybetmesi gerekir. Biz şu anda normal şartlarda geçen seneki kurun üzerine enflasyonu işletirsek şu anda 3,18 lira beni çok şaşırtacak bir şey değil. Ama ben 10 kuruşluk bir doz aşımı olduğunu kurda evet. Mesela söyleyebilirim. Onda da kritik olan konu şu, siyasette yaşanan süreçlerle ilgili olarak bir algı manipülasyonu yapılıyor. Evet. Yani şu anda Türkiye, yani şöyle... Türkiye Avrupa Birliği'ne diyor ki ya da Avrupa Parlamentosu Başkanı'na diyor ki ya arkadaş kendi standartlarınıza aykırı bir şekilde terör, Suriye, göçmenler kendi standartlarınızı eze eze çifte standart içindesiniz. Türkiye'nin gözüne içine baka baka teröristleri barındırıyorsunuz. Evet. Belçika Mahkemesi'nden ahlak dışı karar çıkarıyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz. O ne oluyor biliyor musunuz? O öyle olmuyor, bize şey olarak döndürüyorlar. Avrupa Birliği standartlarına karşısınız. Diyoruz ki ya biz Avrupa Birliği standartlarına karşı değiliz. Siz Avrupa Birliği standartlarına aykırı çifte standart yapıyorsunuz. Türkiye ile tam üyelik müzakeresinde ahlak dışı işler yapıyoruz diyoruz. Onu bize Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri tarihi bir kopma diye döndürüyorlar. Evet. Onu da daha sonra döviz kuruna yansıtmaya çalışıyorlar. Ben orada yani, bir algı manipülasyonu tabii. Yapıldığını vurgulamaya yani çalışıyorum. Bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Sanki şöyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yani zaten Cumhurbaşkanımızla ilgili hani otoriterleşiyor mu vesaire falan filan eskiden beri epeyce öyle şeyler söylemler vardı. Şimdi Türkiye'de ne var? Başkanlık sistemi tartışmaları var mesela. Ona geleceğiz evet. Birazdan. Birazdan geleceğiz. Şimdi hani şöyle bir puzzle düşünelim. Evet yani Türkiye öyle bir ülke ki diyelim başkanlık sistemi tartışması yapıyor. Ha demek ki işte muhalefet falan bunu rejim problemi olarak sunuyor. İşte hani bir taraftan hocamın dediği Avrupa Birliği diyelim değerlerinden mi kopuyor? Ondan sonra ekonomide krize mi gidiyoruz vesaire. Şimdi böyle bir olumsuz ülke imajı. Yani şunu evet. Satıyorlar. Hı. Türkiye IMF çıpasını bırakıyor. Evet. Ya da IMF'le o dönemde götürülen politikaları devam ettiren ekonomi yönetimindeki anlayışı bırakıyor. Bir çıpa gitti. Hı. Avrupa Birliği ile ilişkileri tamamıyla koparıyoruz. Eyvah bir çıpa daha gitti. Bu ve buna benzer laflarla bunun Türkiye ekonomisine evet. Manipülatif olarak yansımasına evet. Yönelik bir çaba var. Ama şuna bakarsanız Trump'ın vesaire. Söylediklerine bakın. Yani işte NAFTA'yı, TPP'yi falan iptal edeceğim. İşte şu kadar gümrük vergisi koyacağım. Meksika'ya duvar öreceğim. İşte gayri meşru mültecileri kovacağım vesaire. Veya Brexit'e bakın. İngiltere'nin yaptığına bakın. Aslında şu an pek çok ülke hani ulusal çıkarları ışığında yeniden bir oyun kuruyor. Bir şeyleri evet. yani küresel sistemde böyle bu işler. Bütün dünya süreçleri gözden geçirdiği, belki Soğuk Savaş dönemi sonrasında uzatılan süreçleri, gereğinden fazla uzatılan süreçlerin doğru olup olmadığını sorguladığı, herkesin bir şeyleri sorguladığı bir dönemden geçiyoruz. Çok dinamik evet. Bir dönem. Türkiye'de bu anlamda son 20 yıllık Gümrük Birliği anlaşmasını sorguluyor. Belki birçok şeyi sorguluyor. Yani herkesin her şeyi sorguladığı bir konjonktürde
bunu bir sorgulama süreci olarak yansıtmamaya çalışıyor birileri. Evet. Türkiye'nin her şeyden koptuğu şeklinde yansıtmaya çalışıyor. Bu başkanlığa gelince bu konuların önemini, yani ekonomi etkilerini de konuşacağız ama şu Trump'ı daha konuşamadık. Amerika, kusura bakmayın. Faslını yok. Her zaman konuşuruz hocam. Şimdi Cemil, Amerika medyası kan alıyor. Yani ana akım medyasında, yani o Trump'a yönelik küfürler övgü olarak bizim gazete köşelerinde de yer alıyor. Bak adama şey yapıyorlar diye. Adamı katlet, adam katledilmeli diyen İngiliz gazeteci şaka gibi. Yani. Kovu şey yapıldı. Başka işte sanatçılar bilmem ne var. Amerikan medyasının eleştirmenlerinin yetmiyor. Büyük şirketlerin eleştirileri var. Şimdi Amerika'nın kendi içerisinde bir savaşa dönüyor. Yani Trump'la bir kavga var. Sokaklarda bu protestoyu görüyoruz. Şimdi Amerika bir yandan da bununla uğraşacak. Bu da belli. Yani birileri Trump çalışırken kendine göre bu dediklerini yapacakken birileri de onu engellemeye çalışıyor. Çünkü birilerinin menfaatine dokunacak. Evet. Amerika şimdi nereye gidiyor? Amerika senin nereye gidiyor? Yani şimdi mesela CNN'e bakıyorsun. Trump başkan seçilmiş. CNN'deki tip diyor ki bunun elinden Twitter şifrelerini alalım. Tweet atmasın. Sorumsuz çünkü. Şimdi hani öz eleştiri yapıyor diyorsun ya, aslında hiçbir öz eleştiri yapmıyor medya. Kendi yaptığına mazeret bulup Trump'ı terbiye etmeye çalışıyorlar. Şimdi burada Amerika ile Türkiye'nin bir benzerliği daha var. Evet. Şimdi Hillary Clinton nasıl gitti? Şeyle gitti. E-mailleri çıktı değil mi? E-postaları evet. Çıktı. O e-postaları niye yapmıştı? Dışişleri Bakanı olduğunda devlet yazışmalarını görmesin diye. Şimdi benzeri burada Türkiye'de ne oldu? Fethullah Gülen Baylok. Tamam mı? Yazışmaları görünmesin diye Baylok diye bir sistem geliştiriyor, geliştirildi. Şimdi biz burada paralel devlet diyoruz. Paralel devlet sızmış her yere. Evet. Amerika'da da paralel devlet var. Yani FETÖ'cüler değil ama Amerika'da da her seviyeye sızmış. Ne demek o? İşte bir dizi yapı iç içe geçmiş. Bir dizi yapı evet. İç içe geçmiş. İçinde bu Clinton çetesi diyorlar bunlara. Zaten Clinton'ların RICO Act diye bir şey var. Bu Al Capone'u mahkum eden evet. Kanun var. Mafyayı şey yapan. Şimdi bundan yargılanacağı konuşuluyor. Yani şimdi burada bizim yaptığımız paralel devlet temizliğinin aynısının Amerika'da yapılması lazım bir kere. Evet. Yani o paralel devlet dediğin zaman buraya baksan... Trump'ı zorlayacaklar mı sence? Çok zorlayacaklar. Şimdi buraya baksan paralel devletin uzantısı neydi? Burada medya. O ne derse buradaki medya da aynı şeyi yapıyordu. Yani Trump burada gelip sorsun Tayyip Erdoğan'ı bir bulsun. Benim başıma şu 8 yılım var. 8 yıl içinde neler gelecek diye bir sorsun. Evet. Tayyip Erdoğan birebir söyle, bak yargı darbesi deneyecekler. Polis darbesi deneyecekler. Olmadı askeri darbe konuşuyorlar. Sokak ayaklanması zaten gündemde. Suikast zaten. Trump seçildikten sonra askeri darbe olur mu Amerika'da? Olur mu diye konuşuluyor. Bir saçmalık oldu. Tabii öyle. Aslında pankartlar da hani not my president. Aslında Sayın Erdoğan seçildiği şimdi, zaman hani bizim cumhurbaşkanımız olamaz falan. Burada, aynı burada yani Amerika nereye gidiyor diyorsan, Türkiye neyi yaşadıysa Amerika yaşayacak. Burada göreceğimiz şey Tayyip Erdoğan, Trump Tayyip Erdoğan kadar inatçı ve dirayetli olacak, bunlara direnecek mi? Yoksa, direnir mi? Bence direnir. Direnecek. Bence direnir. Çünkü Trump başarılı bir iş adamı. İş adamlarının önemli özelliklerinden bir tanesi yalanlara çok hassastır. Çünkü yani profesyonel dedim, profesyonel yalancıdır. Yani üst düzey profesyonel yönetici dedi. Çok iyi yalan söyler. Çok iyi yalan söyler. Şimdi sen şirket çok iyi tutuyor. Harika. Yani Clinton'ın da sicili kabarık bu. Şimdi anlamda. Dolayısıyla o pozisyonda otururken bir kere o yalan bilgilerle falan onu devşirmeye çalışacaklar. Onlara karşı hassas olacağını, yani şimdi Tayyip Erdoğan da yedi. Ne istediler de vermedik dedi. Evet. Nasıl dedi bunu? Kandırıldı çünkü. Yani senin elinde bütün istihbarat, TÜBİTAK bilmem ne varsa, sen delilleri, gerçekleri kendin üretip önüne koyuyorsan, oraya seçilen siyasetçi ne yapsın? Evet. Tayyip Erdoğan buna 15 yıl sonra uyandı. Aynı şeyi Trump da yaşayacak orada. Bence o da mücadele edecek. Ve bence o da, ümit ediyorum, tabii tam da göremiyorum, bu mücadeleyi de kaybetmeyecek en azından. Ama bu mücadelenin kazananı yok. Yani biz global güçler dediğimiz zaman bu global şirketler yok olmayacaklar. Evet. Yani. Evet. Amerika'da çok özür dilerim. Kevin Spacey'nin oynadığı Amerika'daki meşhur bir başkanlık dizisi House of Cards. Zaten fenomen oldu. Obama'ya bu topal ördek olmasından sonra işte çeşitli böyle daha sosyal röportajlar da yapıyorlar. Hı. Dediler ki
bizim yaşımız müsait, Sadık belki hatırlar. Şey vardı, West Wings diye, evet. Hiç bu House of Cards'la mukayese kabul etmeyecek kadar daha dirayetli bir dizi daha vardı. Belki Michael Douglas'ın dizisi. Evet, 80'ler 90'lar dizisi falan. Evet. O dizide, o diziyle sordular. Dediler ki sizin Obama olarak 8 yıllık Amerikan başkanlık döneminiz West Wings'e mi benziyordu, House of Cards? Absolutely House of Cards dedi. Yani ve yani. Şöyle Kevin Spacey'nin canlandırdığı role yönelik olarak Amerika'da yapılan kamuoyu yoklamalarında adam ciddi manada başkan olabilmek için cinayet bile işledi. Yani millet şey dedi, yani Amerika'ya bir şeyler getirmek istedikten yani sonra falan böyle tuhaf bir şeyler yaşanıyor falan. O perspektiften baktığımızda açıkçası söylemek gerekirse sanki 90'lardan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'de ve Demokrat Parti'de mutlaka ağırlığı olacak bir siyasi elitist aile grubunu çeşitli metotlarla kıskacını almış bir yapı var. Dolayısıyla bu aileler görev yaptıkları dönem itibariyle kıskaca alındıkları bu yapının beklentilerinin dışına çıkamıyorlar. Bir araya giriyorum. Tabii. Reagan'dan beri Beyaz Saray'a giren kim varsa CIA'nin adamı. Bu kadar net. Yani Baba Bush, Clinton'lar, Obama hepsi. Dolayısıyla zaten CIA'yı başkanıydı. CIA'yı zaten yani. Şeyi. Dolayısıyla Trump şimdi bu çizginin dışında. Dolayısıyla yine bir yapı tarafından kontrol altına alınacak mı, alınmayacak mı, söylediklerinin arkasında durabilecek mi? Bu ciddi manada bütün dünyanın dikkat merak ettiği bir şey merak zaten. Ettiği bir şey. Peki, gelelim evet. Şimdi 20-25 Sadık, özür dilerim. Sadık Hocam, şimdi başkanlık sistemi bugün Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti uzlaştığı belli oluyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi bu paketi taslağı aldık dedi. Hukukçularımız bunu okuyacak, değerlendireceğiz ama yeşil ışık yakıyor. Yani bunun millete gidip referanduma sunulması konusunda bir şey var. Evet, bir başkanlık. Şimdi Fransa'da yarı başkanlık, Almanya'da tam, Amerika'da tam başkanlık var. Şimdi Rusya tarzı bazı şeyler var, yapılar var. Yani o bizim örneğimiz değil. Başkanlık ekonomiye ne getirir? Yani yarı tam başkanlık, yarı başkanlık ya da partili cumhurbaşkanlığı ne olursa olsun bu ekonominin daha iyi canlanması demek mi? Siyaseten bize ne kazandıracak bu? Yani ben çok kısa şunu söyleyeyim. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin ihtiyacı olan en önemli şey belki koordinasyon meselesi. Yani politikanın farklı alanları, ekonominin farklı alanları arasında koordinasyon sağlamak. Yani eğitim, sağlık politikasından tutun, işte finanstı, üretimdi, ticaretti, farklı alanlarda kalkınma meselelerinde bizim birinci önceliğimiz kalkınma. Yani Türkiye'de şimdi bir taraftan bizim hem refah seviyesini yukarı çekmemiz lazım, hem işte gençlerimizi iyi eğitmemiz lazım, küresel gelişmeleri hızlı takip etmemiz lazım. Hız çok önemli. Yani bu dünyada şu an hani biz bir taraftan Orta Doğu'da yaşıyoruz. Orta Doğu'da işte hani sert diyelim hard power kullanılıyor, etrafımızda hep savaş alanı filan. Ama dünyada baktığımızda asıl mücadelenin bir taraftan işin bu teknoloji boyutunda döndüğünü görüyoruz. Yani bu evet. Ticaret savaşları, teknoloji savaşları, patent savaşları falan hep buralarda dönüyor. Şimdi bence hani Türkiye'de bir şekilde bu alana girmek istiyor. Yani o A ligine, Şampiyonlar Ligi'ne bizim bir şekilde girmemiz lazım. Burada bizim için önemli olan mesela çok farklı alanlar arasında hızlı koordinasyon sağlayabilmek, hızlı karar alabilmek. Bu ekonomide mesela az önce hocam bahsetti. Ekonominin diyelim finans alanıyla üretim alanı bence birazcık birbirinden kopuk. Yani tarımda öyle, sanayide öyle. Şimdi karar alma mekanizmalarına baktığımız zaman bizim bunu çok daha hızlı bir şekilde yapabilmemiz lazım. Şimdi bazı kurumlar şu mevcut durumda, mesela YÖK'ü düşünün. YÖK'le diyelim, YÖK işte Cumhurbaşkanı diyelim atamalar üzerinden evet. Vesaire, şimdi rektör atamaları üzerinden diyelim karar alacak. Ama bunu biz mesela Sanayi Bakanlığı'yla, Teknoloji Bakanlığı'yla, Kalkınma Bakanlığı'yla diyelim nasıl iç içe geçireceğiz? Yani bir toplantıda ben mesela Güney Kore'nin bir önceki bakanını dinlemiştim. Oradaki bakanlık şeydi, Yüksek Öğretim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ydı. Hocam da vardı zannediyorum. Şimdi mesela belli ülkelerde bu tür alanlar zaten çok iç içe geçmiş. Yani diyelim eğitim politikası ve teknoloji zaten iç içe. Çok hızlı tepki veriyorlar. Evet. Ve o anlamda mesela diyelim Amerika ile Avrupa ile mesela Çin'in yükselişinde de böyle bir taraf var. Sürekli inovasyon, sürekli kalkınma. Yani o konuları, o pozitif gündemi. Bizde bunlar eksik mi? Bence tam ağırlık veremiyoruz. Yani şu anki belki siyasi sistem de bunu zorluyor. Yani daha önce bunun sıkıntılarını yaşadık. Tamam, Cumhurbaşkanımız güçlü bir liderlik gösteriyor ama biz bunu kişisel inisiyatiflerle aşmaya çalışıyoruz. Yani evet işte Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız evet aralarında diyelim
uzlaşarak var olan diyelim kurumsal yapıdaki sıkıntıları göstermiyorlar diyelim. Ama bu uzun vadeli bizim bir şekilde şu kurumsal meseleyi bir çözmemiz lazım. Yani net olarak siyasetin temel yapısı ne olacak? Ekonomi yönetiminin temel yapısı ne olacak? Kurumlar nereye bağlı olacak? Ortak kararlar şimdi nasıl alınacak? Yani başkanlık, bir rahatlayacağız yani. Diyelim burada. Ki başkanlık geldi, referandum kabul edildi. Hı. Artık sistem bu dendiği zaman piyasalar rahatlar mı diyorsun? Rahatlar. Şöyle, şimdi piyasanın, hocam da katılır bilmiyorum, birazdan yorumlarını dinleriz. Şimdi piyasalar için önemli olan oradaki öngörülebilirlik diyelim. Yani diyelim parlamenter sistem mi olmuş, başkanlık sistemi mi olmuş? Diyelim ben diyelim Amerikalı bir yatırımcıyım. Buraya geleceğim, uzun vadeli yatırım yapacağım. Siyasi sistemin ne olduğu benim için hani kendi niteliği itibariyle çok fazla bir şey ifade etmez. Evet. Ama ben öngörü yapabiliyor muyum? Yani uzun vadede o ülkenin geleceğini görebiliyor muyum? Eğer orada bir istikrar görüyorsam, yani orada doğru kararların hızlı bir şekilde alınacağına dair bende bir algı oluşuyorsa, pozitif algı, bu beni tatmin eder. Bence mesele bu. Ben başkanlık sistemiyle biz hem içeride konsolidasyonu bence daha rahat sağlayacağız. Hem dışarıya böyle çok parçalı vesaire hani böyle bir puzzle gibi bir ülke görüntüsü vermeyeceğiz. Daha yeknesak bir görüntü vereceğiz. Ama bu demokrasiden taviz vermek anlamında değildir. Yani ben kesinlikle. Bu tür yönetişimi basitleştirmemiz basit ve etkin yapmak gerekiyor. Etkin yapmak. Yani governance dediğimiz bakanlık sürece sayısını azaltırsınız mesela. Evet. Ve bunlar diyelim doğrudan başkana bağlı olur, herkesin yetkisi net olur vesaire. Bunları kurumları hani streamline denen bir şey vardır, biraz daha basitleştiririz. Net bir şekilde hem bizim iç kamuoyunda hem dış kamuoyunda çok anlaşılır bir hale getiririz. Yani anayasada da bunlar yapılır. Şu an çok parçalı bir yapıyla gidiyoruz. Burada bir araya girmek istiyorum. Buyurun. Ben. Şimdi bu globalciler çöktüler yani. Şimdi özellikle Beyaz Saray'daki evet. Şeydi. Fakat bunların isimleri liberaldi. Şimdi, doğru. Sanki liberalizm çöktü gibi bir şey var. Aslında bunlar liberal değildi. Kocaman bir dünya devletini şey yapıyorlardı. Bunlar yani hegemon komünizmin daha ötesiydi. Biz bunları liberal diye adlandırdığımız için liberalizmin çöktüğünü söylüyor. Aslında liberalizmin çökmedi burada. Burada liberalizmin çok temel bir şeysi var. Bu ne olursa olsun değişmez. Bireyin büyük, devletin küçük olması lazım. Verimli olmak için yani. Sen onu koordine de edeceksen, doğru. O koordine edeceğin şeyin evet. Biraz daha etkin ve küçük bir devlet küçük olması lazım. Evet. Yani burada Türkiye'nin bence bu devletin büyüklüğü konusunda benim endişelerim var. Yani bu kadar büyük devletin sonunda ezilmesi. Bizim için mi diyorsun bunu? Herkes için, özellikle bizim için. Şimdi Tayyip Erdoğan iyi bir yönetici, devlette büyük olduğu için yönetiyor. Yarın öbür gün Kılıçdaroğlu gibi birinin geldiğini düşün. Bu koca devlet, tamam mı? Yani bugün şimdi harcanan parasının neredeyse yarısına yakınını devlet harcıyor. Yani evet. Şimdi bu kadar büyük bir devlette battığın zaman çok kötü batarsın yani. Hani evet. Yunanistan'ın falan halini arar oluruz. O yüzden evet. Bir de yani devletin birazcık küçültülmesine yönelik benim ona bir hareket bir şeyim var. Lazım. Mesela geçen gün bir muhalifi izliyorum bir televizyonda. Örneğin diyor ki TRT işte zarar ediyor öyle böyle. Bize de program versin diyor mesela. Diyor ki hep diyor AK Partililer çıkıyor. Bize de versin diye. İşte paylaşım. Abi şöyle demiyor mesela ben. Ya bu TRT bu kadar çok kanalı var. Bu kadar gerek var mı? Biraz küçülse, ekonomiden çıksa yani dese belki destekçi bulacak kendisini ama bunu demiyor. Bize de verin. Yani ya paylaşım diye geliyor. Ölçek ekonomisini konuşmayan hiçbir yapı işin sonunu gösteremez. Ölçek ekonomisi büyük olduğu zaman bir ekonominin daha efektif olması, daha verimli hale gelmesi. Şimdi Cemil Bey'in söylediği bu hegemona bir katkıda bulunma gayreti içinde olayım. Küreselleşme denen kavramdan bahsediliyor. Liberal anlayışı ön plana çıkararak kendilerini öyle kamufle ettiler ki mesela hegemonik yapıda finans sisteminin küreselleşmesinden bahsettiler. Demokrasinin küreselleşmesinden bahsetmediler. Tabii. Yani şöyle mesela dünya beşten büyüktür Cumhurbaşkanımız ifade ediyor. Şimdi dünya beşten büyüktür'ü dün anlamı şu, küresel finans sistemini yani finans sistemini küreselleştirdin, demokrasiyi küreselleştirmedin. Hı hı. Ama bunu da yutturuyorsun sanki demokrasi isteniyor. Kaynağı alıyor, küresel harcıyor ama aynen sana öyle. Şey vermiyor. Şimdi bu boyutta bakıldığı zaman aslında son küresel finans krizi büyük ölçüde yaldızlanmış olan, büyük ölçüde altın yaldızla göz boyamayla önü örtülmüş olan yapının
önündeki o şeyi kırdı. Bütün o perdenin inmesine evet. sebep oldu. Ve dolayısıyla şu anda dünya ekonomisi açık ve net söyleyeyim çok tehlikeli bir şekilde Huni'nin en dar yerinden geçeceği bir yere doğru sürükleniyor. Burada akıntı çok hızlanacak. Evet. Akıntının çok hızlanması demek devletlerin tümünde karar alma süreçlerini olağanüstü hızlandırmanızı gerektiren bir döneme girdiğiniz anlamına geliyor. Evet. Avrupa'daki sıkışmanın özü de bu. Avrupa'daki şu andaki var olan parlamenter sistemde karar alma süreçlerinde Avrupa Parlamentosu dahil olmak üzere müthiş bir travmatik yavaşlık var. Evet. Avrupa ekonomisini krizden kurtarmak için almaları gereken tedbirleri de bu süreç nedeniyle alamıyorlar. Olağanüstü geç kalıyorlar. Evet. Buralardan ders çıkararak... Hocam bir ekleme yapayım. Geçen gün Frans 24 TV kanalında bir yorumcu anlatıyor. İngilizce diyor ki Fransa'da bir yatırım yapmak istese sadece bürokrasi 6 ay sürüyormuş. Evet. Yani imzalar 6 ay sürüyormuş yani. Ve sonra yatırıma başlasa 2 yıl diyor. Hı hı. Niye buraya yatırımcı gelsin diyor. Mesela adam doğru. kendi ülkesini eleştiriyor. Hı hı. Bizde mesela bunlar daha pratik kolay olamıyor mu? Olması yönünde hareket var ama gittik yine bürokrasiye takıldık kaldık. Yani bürokrasiyle ilgili olarak mutlaka karar alma süreçleriyle ilgili olarak bir konsolidasyon yapmamız gerekiyor. Mesela hani bizden sonra bu işlere başlamış olan Azerbaycan, atıyorum ülkenin devlet yönetimine bağlı olan, diyelim ki devlet başkanı İlham Aliyev'e bağlı olan yatırım ajansına anahtar teslim bir yabancı yatırımcı geldiği zaman bütün bürokrasideki imzaların bitmesiyle ilgili olarak görev de vermiş. Bizde Başbakanlık Yatırım Ajansı sadece Türkiye'nin neden yatırım yapılabilir bir ülke olduğunu tanıtmak anlamında bir görev süreci yönetiyor. Yani ama, süreç yönetimi... ama süreç yönetimiyle ilgili olarak bir evet. şey yok. Şimdi şu anda bizim artık çok güzel bir noktaya değindin. Süreç yönetimiyle ilgili bir şeye geçmem, bir sürece geçmem. Yani Trump'ın da vaatleri arasında bu vardı. Evet. Niye hocam? Yani o şirketin diyelim bir şirket geldi, büyük bir şirket. Yani bunu mesela Asya ülkeleri çok yaptılar zamanında. Şimdi mesela herhangi bir şey diyelim Microsoft gidecek oraya bölge ofisi kuracak. Evet. Yani Çin'in diyelim Şangay, ne bileyim farklı bölgelerinden tutun Singapur, Hong Kong, Malezya, Endonezya hepsi diyor ki gel bana kur bunu diyor. Ben işte sana şunu sağlarım, şunu sağlarım falan falan ve dehşet bir rekabet oluyor. Arsanın izninin çıkması aralarında. Bilmem ne yok. İşte o çevre bilmem ne evet. raporunu, maliyetleri düşürüyor, süreci hızlandırıyor. Diyor ki ben de diyor bunu diyor mesela birisi diyor ki ben de bir ayda kurarsın. Öbürü diyor ki ben de 20 günde kurarsın. Maliyeti de şu kadar düşük olur. Hatta Çin'in kendi bölgeleri kendi aralarında yarışıyorlar. Ve Çin evet. hükümeti bunu teşvik ediyor burada, mesela. Burada şimdi yeni anayasada şöyle bir şey çıkıyor. Evet, başkanlık ilgili fikrini başkanlık söyleyeceğim. Bununla da geçeyim. Bağlantılı. Hı. Şimdi yeni anayasadaki şeyde bilmiyoruz içeriğini. Bizim anayasada tanımlı 30 tane kurum var. Bunun içinde YÖK, yürütüğü bilmem nesi. Hepsi var. Hı. Şimdi eğer yeni anayasada bunlar tanımlanmaya devam ederse siz bu koordinasyon işini unuttuk. Evet. Bunların anayasadan çıkıp yasayla düzenlenebilir doğru, hale gelmesi doğru, lazım. Doğru. Yani bugün en basitli RÜTÜK değil mi? Bir gidiyorsun ya logonun yerini değiştirmek için 100 tane imza lazımmış. Evet. Kanalın bilmem nesi aynen. için. Yani o bürokratik kurumun... Sözünüzü kesiyorum affedersin. Mesela YÖK'ün anayasal bir kurum Hı. olmasından dolayı mesela Hı. şey örneğini vereyim ben. Diplomasi Akademisi kurumsallaşacaktı mesela Dışişleri Bakanlığı'nın böyle bir akademisi Hı. var. Ama onun ayrı bir özel kurum haline gelmesi için işte YÖK'ün değişmesi gerekiyor. Hı. Orada anayasa değişmesi anayasa lazım. Için yapamıyorsun yani. Bakanlığa bir akademi kuracaksınız. Onun için anayasa bekliyorsunuz filan. Bu tür tıkama etkileri oluyor. Bir ekleme yapayım. Bunu ben Türkiye'deki siyaset kanaat önderleriyle de paylaştık bunu bir çalışma olarak. Hı hı. 2009 yılında 3 İngiliz bilim adamı nüfusu 20 milyonun üzerinde olan ülkelerdeki anayasa metinleriyle ilgili olarak bunun ekonomik kalkınmaya ve kişi başına yaşam standartını etkileriyle ilgili bir çalışma yapıyorlar. Ne zaman yapmışlar hocam bunu? 2009'da. 2000. Çok da taze. Ne çıkmış? 187 ülke. Evet. Türkiye kurum yani anayasaya dahil edilen kurumlar ve anayasanın içeriği itibariyle 82 anayasası hala aslında evet. temelde o devam evet, ediyor. İstediğimiz o. kadar yamalı bohça evet. değiştirmiş oldu. 82 anayasası o kadar ürkütücü bir genişliğe sahip ki bu Türkiye ekonomisinde bugüne kadar mucize yani olarak, bizim bunu yapmamız. Şey götürmüş. %25 ortalama yaşam standartımızdan götürmüş. Yani 82 anayasası o zamanki yazılan haliyle kurum sayısı veya lafzı ve içeriği itibariyle %25 daha dar bir anayasa olsaymış, özür dilerim %10 daha dar bir anayasa olsaymış, şu anda kişi daha. Başına yaşam standartımız %25 daha yüksek olacakmış. Evet. Ve dolayısıyla 27. sıradayız sıkıntı açısından. Oysa
yani yeni anayasa niçin lazım? Ve bunları söylüyoruz. Niye lazım yeni anayasa? Yeni anayasa Türkiye'nin daha yönetilebilir olması için lazım. Yani ama bu yeni anayasada hani bir yeni anayasa yapmış olmak için de bir de uygulamak da lazım. Yani şimdi görelim bu taslağı. Şimdi eğer bu taslakta hakikaten bu anayasadaki kurumlar temizlenmediyse hani çok da müthiş bir şey beklememek lazım. İngiltere'de hiç anayasa yok. Anayasanın az bir ama teamüller var. İngiltere'de çok güçlü teamüller var. Onları da oturtabilmek kolay değil yani zaman alan şeyler onlar. Yani orta gelir yani bir anayasa içeriği itibariyle öyle tıkaçlar koyarsın ki ve bürokrasiyi o kadar ürkütücü bir güce kavuşturursun ki her 10 yılda bir ülke ekonomisini orta gelir tuzağına düşürür hale gelir. Şu anda onu yaşıyoruz. Aynen. Yani bu kadar etkili anayasa. Tabii. Yani dolayısıyla yeni anayasa değil tabii bürokrasi de yani Özal'da geldiğinde ehliyet almak bilmem yıllar süren bir operasyonu tak diye yaptı. Yani o şeyin yani Trump telefon bağlatmayı telefon bağlattırdı. Bir yıl, 6 ay. Trump da mesela dedi ki iş açmaktaki dedi ne kadar regülasyon varsa kural varsa hepsini kaldıracağım dedi. Evet. Yani şimdi o önemli. Mesela bu Dünya Bankası'nın doing business şeyi vardır. İş yapma kolaylığı. Mesela evet. Orada biz 60 küsür ya 69 falan mesela sıralardayız ki onu çok daha önlere çekmemiz lazım. Yani ekonomiye baktığımız zaman, dinamizme baktığımız zaman mesela KOBİ ağırlıklı bir ekonomiyiz biz. Normalde o şirket kurmanın ve kapatmanın hatta bizde şirket kapatmak da çok zordur. Yani 5 yıl tutuyorsun o oluyor mesela, bu oluyor. Yani o piyasadaki akışkanlığı bizim bir şekilde arttırabilmemiz lazım. Yani ekonomik yani devletin küçülmesi lazım. Yani burada. Demek ki biz şunu anlıyorum ben yani 3 konuşmalardan. Devlet hala biraz hantal, fazla evet. Devletçi olmuşuz. Evet. Biraz bundan çıkıp biraz daha... Ya. Küçülmek lazım. Yani şöyle bir demokrasi devletin zayıflaması lazım. Şöyle bir demokrasi anlayışıyla Türkiye'yi götüremeyiz. Ülkede vatandaş daha iyi bir yaşam standardına kavuşacağı umuduyla bu konuda seçim esnasında taahhütlerde bulunmuş olan bir siyasi partiyi ve siyasetteki kanaat önderlerini bunu başarabileceklerine inandıkları için görevlendiriyor. Ve sen bürokrasi olarak diyorsun ki seçilmişlere rağmen ben yine bildiğimi okurum. Yani ben Türkiye ekonomisi için... Ama hocam seçilmişler de çok güçlü olduğunu biliyoruz. Onlar da gereğini yapsın derler. Ama yani muhalefet olarak işte, söylüyorum. Uygulamada o kadar değil. 82 anayasasının getirmiş olduğu anayasal bazı güçler var. Seçilmişler ilk defa işte o hallen güçlü oldu. Biz seninle konuşuyorduk 657'yi değiştirip nasıl bu memurları değiştiririz diye. Aynen. Yani şimdi o yönüyle bakıldığı zaman yani Türkiye'de... Yani bakın çok net söylüyorum. Dünya ekonomisi... Atlantik ile Pasifik arasında tarihi bir olay yaşanıyor. Tarihi bir siklet değişikliği yaşanıyor. Evet, evet. Ve Huni'nin daha... Oluyor mu hocam? Bu oluyor. Üç kayması çok net. Bunun önünü almak artık net. Mümkün değil. Evet. Dolayısıyla Pasifik yükselirken ve Türkiye'de Pasifik'le birlikte bütün bu platoda Türkiye'de onlarla birlikte yükselirken biz eğer bunu çok çok iyi değerlendiremezsek yanmışız. Huni'nin dar yerine gidiyoruz. Karar alma sürecimizi inanılmaz hızlandırmamız gerekiyor. Zelenski'nin stratejik vizyon kitabında 2076'ya kadar dünyayı kim yönetecek diye bir şey çalışma yapmışlar. Hı hı. Onun biliyorsunuz bir merkezi var. John Hopkins Üniversitesi'nde. İşte Amerika, Çin filan işte Singapur, Tayvan, Brezilya ama ülkelerin çoğu Asya'da. Tabii. Yani 2076'da ilk 20 ülkenin belki ona yani bu Avrupa ülkelerinin hepsi gidiyor. Yani çok fazla gösterge için baş başa. Şuna bakabilirsiniz yani bu PISA sınavlarından başlayın. En iyi matematik, fen bilgisi, fizik vesaire eğitimi veren ülkeler. Çin. Bunlar ağırlıklı olarak Şangay bir de Çin Şangay'ı ayrı bir bölge gibi dizayn etti. Amerikan Tayvan'ı vesaire geçen dalga geçiyordu ya. İyice bizi Çin'in, her alanda geçirler. Çin'in şöyle bir önemi var. Trump diyor ki benim rakibim Rusya değil artık. Diyor, Çin diyor. Tabii. Evet. Çin'in de dünya açısından şöyle bir önemi var. Amerika teknolojiyi geliştiriyor. Çin onu çözüyor. Şimdi bu dünyadaki fuarlarda sosyal adalet için çok önemli bir şey. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir ricam var. Pakistan'a bu hafta yapacakları ziyaretten sonra istirham ederim Hindistan'a Sayın Cumhurbaşkanımızın mutlaka çok güçlü bir ekiple. Sizin SETA ekibiniz gitti. Dışişleri ekibi mi SETA mı gitti oraya? Yani hocam? Dışişleri. Hindistan'a mutlaka en kısa zamanda yani özellikle software ağırlıklı yani yazılım. Yazılım stratejisi mesela Hindistan'ın yani hani başkanlıktan bahsederken hocam mesela bütün kalkınma stratejisini neredeyse yazılım üzerine kurdular. Yani Cumhurbaşkanlığı ve çok merkezi seviyesinde, Cumhurbaşkanlığı seviyesinde gerek Çin'e gerekse Hindistan'a Türkiye'nin önümüzdeki 10-25 yıl çok ayrı bir öncelik vereceğine dair çok net mesajları verileceği bir ziyaretin gerçekleşmesi lazım. Bunu çok yazarlar Amerika'da.
hastaların filmlerini çekiyorlar. Amerika'da hasta yoğun oluyor. Çin'e Hindistan'a gönderiyorlar. Şimdi saat farkı var. Onlar gece bakıyor işte hastanın karaciğerinde bu var. Raporu gönderiyor. Doğru. Ama Çin'in şöyle bir önemi var. Sosyal adalet açısından. Şimdi teknoloji geliştiriyorlar. Ellerinden gelse tutacaklar. Tamam mı? Şimdi Çin onu çözüyor. Hem sen o teknolojiyi daha ucuza veriyor. Hem oradan kazanıyorsun. Aynen. Hem onu zorluyor yeni teknoloji bulmaya. Evet. Doğru. Yani Çin'in bu dünya dinamiğindeki önemi çok büyük. Ve onlara bakmamız lazım bizim yani. Peki son 4 dakikamız var. Mesela Güney Kore, şimdi bu ara ekonomik krizleri var, bir şey yani siyasi krizleri de var. Ama LG, Samsung, büyük markaları, başka markaları da var. Biz 1960'larda onlardan daha güçlü bir ülkeydik, şimdi geride düştük. Biz büyük marka çıkaramaz mıyız? Yani ekonomik anlamda reform yapamaz mıyız? Yani geçemez miyiz? Böyle bir anayasa anlayışıyla, ve Türkiye ekonomisinde girişim ve inovasyona yönelik olarak yepyeni bir devlet yönetim anlayışı, daha doğrusu temelde bir ülke yönetim anlayışı getirmeden mümkün değil. Sen şöyle düşün. Mümkün değil. Biz seninle Google'ı bir garajda kurmuş olsaydık başımıza neler gelirdi? İlk önce bir yerel mahkeme kapatırdı onu. Evet. Ondan sonra bir vergi cezası yerdik. Bir de bir cümle şunu söyleyeyim Cem Bey. Bir ara karakoldan bize gelirlerdi. Gençler garajda bir şey yapıyorlar. Şöyle bir ara bize SETA'da bir heyet gelmişti Güney Kore'den. İçinde şey de vardı. Yani ekonomi bürokrasisinden de kişiler vardı. Onlarla konuşurken ben hep şeyi sorarım genelde. Bu sanayi politikası, teknoloji politikası bunu nasıl yapıyorsunuz diye Kore'de. O mesela oradaki birisi bir örnek verdi. Dedi ki mesela Samsung'da üst düzey bir yönetici benim dedi işte Yale'den dedi sınıf arkadaşım dedi. Beraber doktora yapmışlar orada. Hmm. Şimdi bir jenerasyon var. Yani yetiştirdikleri diyelim 70'lerden sonra falan yetiştirdikleri bir jenerasyon var. Bunların çoğu batıyı falan biliyor. Teknoloji biliyor, dil biliyor ama belli bir milliyetçilikleri var. Ekonomik milliyetçilik var. Evet. O bilgiyi alıp geri getirmişler ve birbirlerini anlıyorlar. Hani özel sektörle kamu arasında bu anlamda hem bir diyelim ülkü birliği var, yakınlığı var en azından. Bizlikler gelmiyor mu? Ya bizde ben şimdi tam onu oturtabildiğimizi zannetmiyorum yani. Hem hani özel sektörün kendine bakışı, dünyaya bakışı, hani bizim özel sektör çıkıp diyelim Amerikalı, Alman, Japon falan diyelim büyük firmalarla rekabet etmeye hazır mı? Yoksa hani burada acente olmak, ortak olmak vesaire hani daha mı cazip geliyor lisans anlaşmaları üzerinden falan. Bence orada bir problem var. Yani onu bir şekilde çözmemiz lazım. Hani özel sektörün vizyonuyla ilgili de bir mesele var. Bir de bu yönetim anlayışı anlamında. Hani az önce söylediğimiz anayasa vesaire. Devletin belki biraz daha sivilleşmesi, bu piyasa mantığına falan filan birçok kurumun daha yaklaşması. Belki bu aradaki koordinasyon sorunlarını da çözecektir. Yani çözmeli bence. Çünkü hani büyük şirket diyorsunuz ya, büyük şirketiniz olmadan da büyük aktör olamıyorsunuz. Yani evet, ya enerjide ya başka alanlarda. Bir tek tabii hep aklıma maalesef 15 Temmuz'dan sonra giderek daha artarak gelen soru şu. Son 10 yıl içerisinde memleket hayrına Türkiye'de büyük bir yönetim anlayışı değişikliği yapabilecek çok sağlam beyinler acaba Türkiye'ye gelmeleri engellendi mi? Ve dolayısıyla aslında Türkiye'nin bazı reformları ve yepyeni bir bakış açısını, yepyeni bir anlayışı getirmesini engellemek adına bir şeyler mesela yaşandı? Şöyle bir şey, Amerika'nın patlamasının sırrı H-1 vizesi derler. Yani H-1 vizesi birazcık eli iş tutanı Amerika alır. Türkiye'nin de bu beyin göçünü sağlaması lazım. Bu beyin göçünün olması için de bu hep söyleniyor ama istikrar olacak. Yıllardır söylüyoruz bak, buna bak, bir şey bak, olmuyor. Olur bak. Ama ekosistem bak, meselesi bak, o. Hani oradan bak, gelen kişiyi burada çalıştırmak, rahat ettirmek, mutlu ettirmek meselesi. Beyin göçü olması için. Beyin göçü dedi. Adam akıllı. Tamam mı? Havası güzel olacak. Yemeği güzel olacak. İstikrarlı olacak. Vergisi düşük olacak. Bizde hepsi var. Tamam mı? Ama bir vergi de yüksek, kendisi faiz gibi, şöyle diyelim, kendisiyle aynı dili konuşan insanlarla aynı ortamda olacak. Peki. Yani ona bir ekosistem sunacağız. Bugün ekonomik anlamda iyi bir perspektif çizdik. Başka bir programda bunları daha detaylı konuşuruz. Ama vitesi dörtlememiz ve beşlememiz gerektiği artık net anlaşıldı. Araba işinden anlamıyorum ama iyi yani. Gaza basmak lazım. Kerem Alkin, Sadık Günay, Cemil Barlat çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, haftaya bugün yine zor sorularda size beraber olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın, iyi akşamlar.